Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım 2021 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.17'yi gösteriyor. Biraz gecikmeli girdik. Gecikme için özür dileyelim. Saat yaklaşık 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Malum milli aradayız. Pazar akşamı karşılaşmaları bitirdik. Dün öne çıkan maçları konuştuk. Bugün de elbette o maçlardan yansımalar gazete sayfalarına ve internet sitelerine yansıdı. Tabii ki cumartesi günü Cebeli Tarık'la oynayacağımız karşılaşma öncesi de gelişmeler var. Mesela milli takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz dün TRT Spor'a özel bir röportaj verdi. O röportajdan tabii ki dikkat çekici kısımlar var. Aday kadroyla ilgili kimleri neden almadığını açıkladı Alman teknik direktör. Onlara biraz bakarız. Yine Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile ilgili haberler mevcut. Biz de Ajans Spor'da yaptık. Farklı kaynaklarda farklı haberler de var. Elbette kendisiyle ilgili sürpriz bir yol ayrımı olabilir diyen de var. Bizim gibi Galatasaray derbisine Fenerbahçe Vitor Pereira ile çıkacak diyen de bu kadar farklı haberin olması da gayet normal. Çünkü Fenerbahçe son dönemde kötü gidiyor. Üst üste puan kayıpları geldi ve teknik adamı ve yönetimi de tartışılır bir vaziyette şu anda. Beşiktaş'ta da orada da işler çok normal değil. Bugün mesela Ajans Spor'da gördüğüm bir haber, transferlerle ilgili gönderilecek futbolcularla alakalı bir haber paylaşılmış. 3 ismin devre arasında gönderilmesi düşünülüyormuş Beşiktaş'ta. Buna biraz bakarız program içerisinde. Gedson Fernandes Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan bir isim. Portekiz'de Benfica takımında. Onunla ilgili Portekiz'den değişik haberler geliyor. Bugün de yine gazete manşetlerine yansımış Gedson Fernandes'in durumu. Farklı iddialar var onunla ilgili. Yine program içinde onlara bakarız. Telefon hattını açacağız. Tabii ki saat 8'den sonra sizlerin de gündemindeki konuları değerlendirmeye çalışacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Nasıl bir gün başladı senin için? Benden erken geldin, kahvaltını rahatsın, toksun, yanında çayın var, hazır gibi gözüküyorsun. Hazırım, haberlere baktım işte. Haberlerde sen zaten güzel bir şekilde özetledin. Klasik bir ilk milli ara günleri, çünkü bunlar biraz sıkıntılı oluyor. Milli maçlar perşembe günü başlayacak. Perşembe gününe kadar milli takımla ilgili ufak tefek haberler görürüz ki hani milli takımın ilk karşılaşması da hani Cebeli Tarık mücadelesi olduğu için, evet, yani hani o da sonuçta bir şekilde kazanılacak bir mücadele. Ama ondan sonrası tabii özellikle bizim gruptaki son hafta maçları çok kritik olacak. İşte Hollanda Norveç'i ağırlarken biz de Karadağ deplasmanında olacağız. O son hafta bayağı keyifli maçlar olacak, stresli maçlar olacak ama hani aradaki Cebeli Tarık mücadelesi pek bir şey ifade etmiyor. Dediğin gibi Kuntz dün TRT Spor'da bir röportaj verdi. O röportajda özellikle İrfan Can merak ediliyordu. Çünkü İrfan Can uzun bir sakatlık yaşadı. Döndü. Konya'da çok etkiliydi. Antwerp'te iyi oynadı. Ondan sonra yine Fenerbahçe'nin son Kayseri Spor mücadelesinde özellikle ilk bölümde Fenerbahçe zorlanırken rakibin kilidini açmaya çalışırken İrfan Can yine etkili gözüktü. Mesela bana sorsan ben İrfan Can'ı alırdım. Yani evet, ilk 11 oynamak zorunda değil, evet. İrfan Can Kahveci. Yani özellikle ceza sahası çevresinde bu kadar yaratıcı, bu kadar iyi paslar verirken, şut tehdidi ve frikik tehdidi varken İrfan Can'ın, hani Cebeli Tarık gibi, Karadağ gibi gole ihtiyacımız olduğu karşılaşmalarda, hadi Karadağ'da galibiyet yetecek gibi gözüküyor. Ama Cebeli Tarık mücadelesinde Kuntz da söylemiş doğal olarak. Önce galibiyet ama sonra atabildiğimiz kadar gol. Çünkü bu bir FIFA organizasyonu. FIFA organizasyonunda genel averaj geçerli. Dolayısıyla işimiz Norveç'le ikincilik konusunda genel averaja kalabilir. Öyle olduğu zaman da kabul etmek lazım. Yetenek ön plana çıkıyor. Şu anda da İrfan Can gibi az önce saydığımız özellikleri olan bir ismin bana sorsan kadroda olması gerekirdi. Bunun yanında Yusuf Yazıcı da yok. Hadi Yusuf Yazıcı da
belki son dönemde, hatta son dönem biraz uzatılabilir, bayağı uzun bir süredir beklenen performansın altında, ama yine onun da bir şut tehdidi, bir gol tehdidi var, o da yok. Bilmiyorum, bakalım, hani Cebeli Tarık'ı mutlaka geçeceğiz, orada bir şüphem yok, ama ne kadar geçeceğiz ki? İlk karşılaşmada biraz zorlanmıştık. İlk golü ne zaman atacağız? Evet. Yani ilk yarı bitimine yani, kadar atmamız tabii, lazım bu sefer. O direnci ne zaman kıracağız? O konsantrasyonu ne kadar üst düzeye tutacağız? Bunların hepsi önemli. Ben de merak ediyorum milli takımın bu iki karşılaşmada alacağı sonuçları. Çünkü ne olursa olsun, tamam, milli takım yine bir eleme grubunda dalgalanma yaşadı. Teknik adam değiştirdik, kabul. Gene Türk futbolunun geleceği, gene yapılanma, o şu bu konuşuldu. Baştan aşağı yenilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ancak bir gerçek var, onu da hep dile getiriyorum. Bu anda, bugün de Dünya Kupası mücadelesi veriyoruz. Dünya Kupası'nı kaçırmak hakikaten çok pahalıya patlıyor ülkelere. Ben 2022'de mutlak surette Katar'da olmamız gerektiğini düşünüyorum. Katar'da olurken de geleceği planlayabiliriz. Katar'ı ıskalayıp geleceği planlamak yerine Katar'da olup geleceği planlamayı tercih ederim. O yüzden ben heyecanlıyım son iki karşılaşma için. Hollanda-Norveç mücadelesi olması, grupta ilk sırada yer alacak takımın direkt Dünya Kupası'na gitmesi, ki diğerleri zaten zorlu bir playoff sürecine girecek. Onu da söyleyelim, 10 grup var. 10 grubun birincileri direkt Dünya Kupası'na giderken Avrupa elemelerinde, ikinciler playoff oynayacak. İki takım da Uluslar Ligi'nden gelecek. 12 takım 3-2000 vize alacağı bir playoff oynayacak. Yani iki tur oynayacaklar. Çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla daha biz önce hani bir playoff'a kapağı atalım, ama playoff'a kapağı atmak dahi zaten Dünya Kupası bileti almak anlamına gelmiyor. Eğer onu başarabilirsek Mart ayında yine birbirinden zorlu eşleşmeler bizi bekleyecek. Bayağı yolumuz var Dünya Kupası için. Müthiş başladığımız bir Dünya Kupası elemelerinde, belki futbol olarak değil ama skor olarak müthiş başlamıştık. Yani Norveç'i farklı yenmemiz, Hollanda'yı farklı yenmemiz, hatta o kadar iyi başlamıştık ki aradaki o iki farktan verilen Letonya beraberliği çok umurumuzda olmamıştı. Ama sonra işte profesyonel futbol bir anda rüzgar tersine döndü. Hani ne olduğunu anlamadan milli takım bir anda yine kaçan değil kovalayan durumuna geldi. Zaten ömrü hayatımızda bir kez kaçabildik. O da Euro 2020 elemeleri. Hı hı. Diğerlerinde hep kovalayan taraftık. Bu kez yine aynı pozisyondayız. Şansımız var, şansımız yok değil. Hollanda-Norveç mücadelesi beni dediğim gibi bayağı umutlandırıyor. Hollanda'nın son dönemdeki formu, işte az önce bahsettiğim birinci takımın direkt gidecek olması, bunlar önemli avantajlar bizim için. Ama önce tabii hadi Cebeli Tarık'ı geç, ama Karadağ deplasmanını yenmek de çok kolay olmayacak. Şimdi az önce isimlerden bahsettin. Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci. Bu iki isim. İki solak, iki teknik futbolcu. Yaratıcı diyebiliriz İrfan Can Kahveci için. Yusuf Yazıcı hem yaratıcı hem bitirici bir isim. Şimdi onların yokluğunda hani bu iki ismi 10 numara olarak değerlendirsek, zaten o bölgede Hakan Çağnoğlu kullanıyor. Stefan Kutsu. Aslında bu arada biraz Şenol Güneş gibi. Aynı kadroyu çağırmayı tercih etti. Evet. Yani kalede Sinan Bolat'la Uğurcan Çakır var. Sakat Altay yerine Ersin Destanoğlu geldi. Orada bir problem yok. Mesela sol bekte Caner Erkin'le birlikte Rıdvan Yılmaz'ı aldı, ki Rıdvan Yılmaz son dönemde Umut Meraş'ın da gerisinde kaldı. Aslında bu iki milli arada tahminen Umut daha formda gözüküyordu son karşılaşmalarda, ama onu tercih etmedi. Rıdvan Yılmaz'ı aldı. Orta saha tercihleri yine aynı. Berat var, Berkan var. Formda olmamasına rağmen Taylan mesela yine alınması burada bir istikrar aradığını gösteriyor. Ozan Tufan, Orkun Kökçü. Yani orada Hakan Çağanoğlu'na bir şey olsa o bölgede kimi değerlendirecek acaba? Halil'i mi? Hani ikinci forvet, yaratıcı oyuncu gibi, yoksa Abdülkadir Ömür orada bir alternatif de olabilir herhalde. İşte bunlar çok güzel sorulması gereken sorular. Zaten o yüzden İrfan Can'ın yokluğu beni biraz düşündürüyor bu iki karşılaşma öncesinde. Şimdi milli takımın Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde orta saha ve forvetleri beraber yazılmış. Evet. Hepsine şöyle bir baktığın zaman burada en formda oyuncu kim, ya da formda oyuncular kim dersen Abdülkadir Ömür'ü, Cengiz Ünder'i biraz ayırabilirsin. Onun dışında Kenan Karaman'ın formda olduğunu söyleyemeyiz. Halil de bence çok formda değil. Evet. Son dönemde Serdar Dursun işte, Burak Yılmaz işte, Kerem iyi ama iyi. Kerem de mesela bu maçların adamı mı? Onu da düşünüyorum. Yani kapalı savunmalara karşı Kerem hareketliliğiyle bir fark yaratıyor, ama
Kerem çok bitirici bir oyuncu mu? Onu düşünüyorum. Mesela attığı gollere bak işte. Galatasaray'da attığı gol. Araya bir koşu sen anlattın ya. Evet, genelde. Avrupa'da attığı gol keza öyle. Hani savunma arkasına yaptığı koşu, önüne atılan güzel bir pas ve bitirici vuruş geldi Kerem'den. Şimdi ben farklı düşünüyorum. Hani Karadağ ve Cebeli Tarık önünde, hele Cebeli Tarık karşısında fazlaca gole ihtiyacımız varken gol kimden gelecek? Taylan formda değil, Ozan formda değil. Orkun'u bilmiyorum açıkçası. Berkan'dan öyle bir beklentimiz yok. Hı hı. Gol asist olarak. Berat'tan öyle bir beklentimiz yok. Yani bayağı orada şey kısıtlı kalıyor. Burak daha çok pozisyon yaratan değil, doğal olarak topu bekleyen bir oyuncu. Herhalde benim anladığım Mert... Özür dilerim. Burada Burak Yılmaz'la Serdar Dursun'u beraber kullanabilir. Tabii skor alamadığı bölümdeki bence öyle çıkmalı. Öyle çıkmalı ama direkt yani 4-4-2 gibi bir dizilişle Cebeli Tarık karşı. Yani o karşılaşmada beklemeye bence gerek yok. Hani bir bekleyelim yarım saat maç nasıl gidecek de biz golü nasıl bulacağız diye. Bence topumuzla, tüfeğimizle nasıl ki son karşılaşmada Serdar Dursun girdikten sonra oradaki kaosla beraber bir şeyler yarattık. Yani burada da ceza sahası içerisinde fazla oyuncumuz olması lazım. Rakibin dikkatini dağıtacak fazla oyuncu olması lazım. Yani rakip Serdar'la uğraşırken Burak'ın boşluk bulması lazım. Keza tam tersi. İşte Hakan arkada destek verecek oyuncular. Ben açıkçası öyle bir diziliş beklerim özellikle Cebeli Tarık mücadelesinde. Yani Kenan Karaman da bu arada bir golcü olarak değerlendiriyor ki listeye bakınca da Kenan Karaman bir kanat oyuncusu gibi dizilmemiş, evet, farkındaysan. Evet, bir center for gibi yani. 4 center for forvet çağırmış. Burak Yılmaz, Halil, Kenan, Serdar. Mesela Kerem Aktürkoğlu tek gözüküyor sol kanatta. Hakan Çağanoğlu belki orada değerlendirebilir. Hani mevkiye göre aslında dizmişler. Mesela Abdülkadir Ömür Cengiz sağ kanat. İşte Berat, Berkan, Orkun, Ozan, Taylan merkez orta sahalar. Hakan işte ofansif orta saha. Kerem sol kanat gibi düşünülmüş. O yüzden dediğin de olabilir. Yani ama şey mesela ben de dörtlü yaptığım zaman çok kuramadım takımı. Yani Kerem veya Hakan'dan birini çıkarmak zorundasın sen. Çok büyük ihtimalle o düzende. Ya da risk alıp Hakan Çağanoğlu'nu 4-4-2'nin merkezinde oynatacaksın. Yanında da Berat'ı koyacaksın. Ya mesela da Berkan'ı. Abdülkadir Ömür'ün oynaması gerektiğini düşünüyorum. Oynayamaz. Formuyla beraber. Yani sağ kanat için düşünüyorsan Cengiz var. İşte Cengiz Ünder sezon boyu daha banko. Formda. Cengiz banko. Ama Abdülkadir Ömür acaba merkeze alsak çok büyük risk olur mu? Hangi 4-4-2'nin merkezini alsan çok büyük risk olur. Evet işte o yüzden kuramadım dedim. Yani ikilik yaptığım zaman... Çünkü 4-4-2'nin bana merkezini söyle kafandaki. Yani ben 4-4-2 oynamam bir kere. Mesela oynadım. Mesela oynadım. 4-4-2 oynadım. Cebeli Tarık'a mı oynatacağım? Sen yardımcı antrenörsün. Mert 4-4-2 oynayacağız. Hadi bana çöz dedim. Nasıl tamam. Çözdün? Hakan Çağanoğlu'yla Berkan'ı koyarım büyük ihtimal. Berat yerine daha enerjik olduğunu, daha çok koştuğunu düşündüğüm için. Ama 3'te oynayacaksam da atıyorum Berat'la başlarım. Ama 4-4-2'de Berkan ve Hakan Çağanoğlu koyarım merkeze. Cengiz, sol. Kerem. Yani zorladım beni çok şu anda. Evet işte. Ben çünkü kafamda öyle bir plan yoktu. Bence başlayalım 4-2-3-1 klasik. Onunla oturtmaya çalışıyor şu anda Kunt. Solda Kerem, merkezde Hakan, sağda Cengiz, ileride Burak. Gerisinde işte Berat'la Ozan'ı kullandı. Berat'la Orkun'u kullandı değil mi şu ana kadar? Yani işte İki oyuncuyu denedi. Öyle renksiz bir orta saha olmaması lazım. Bizim evet 8 numaramız şu anda biraz renksiz gözüküyor. Yani Ozan Tufan da formunu yükseltemedi. Berkan orada çok verir mi, 6'da mı daha faydalı? Yetenek olarak çünkü daha yetenekli, daha çift yönlü bir 8 numara beklentimiz var. O yüzden o da biraz tartışmalı. Orkun'u açıkçası çok takip mesela etmedik. Savunmada Caner oynamalı diye düşünüyorum. Orta çıkışları ve iyi kestiği toplarla beraber. Çünkü Cebeli Tarık'ın hücum aksiyonları sınırlı olacak. Dolayısıyla Caner'in o savunma zaafı bir yere kadar telafi edilebilir. Savunmada bence Caner olmalı bu karşılaşmada. Zaten bundan önceki iki maçta da Caner Erkin'le başladığı için ben orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani Caner Erkin bir sakatlığı yoksa bence ilk 11'de başlayacak zaten net bir şekilde. Ozan Kabak ayrıldı milli takım kampından. Evet. Şu anda 23 kişi var. 24 kişi açıklanmıştı. Ozan Kabak yerine herhangi bir oyuncu davet edilmedi şu ana kadar. Elimizde Çağlar Soyuncu var. Melih Demiral var. Bir de Kaan Ayhan var. Evet. Zorda kalırsak Mert Müldür de o bölgede oynayabilen bir isim. Berat çekilebilir orta sahadan düşündüğümde. Hani bir şekilde orayı halledebilir. Halledemezse de zaten oyuncu çağırma fırsatı var hala. Normalde dedi ki ben 20+3 düşünürüm hep. 20 oyuncu artı 3 kaleci düşünürüm. Bir önceki
milli takım elemelerinde daha fazla oyuncu vardı dedi. Çünkü cezalılar vardı. Evet, o yüzden 3 tane fazla cezalı çıkardım. Oyuncumuz vardı dedi. Onu ekledi. Hani 20 kişilik bir kadro üzerinden maçlar oynamak istiyor. Zaten iki karşılaşma için 20 oyuncu aslında yeter gibi gözükmekte. Bakalım, ben de merak ediyorum. Hani Cebeli Tarık karşılaşması, evet sonuçta kazanacağımız bir mücadele ama sonucu da ciddi anlamda etkili olacak grubun matematiğinde. O yüzden Cebeli Tarık'a da biraz öyle senin dediğin gibi klasik bir 4-2-3-1 yerine biraz daha özel hazırlanmış bir taktikle çıkılması beni bir milli takım seyircisi olarak mutlu edecektir. Yani o maçı da Kuntz'un düşünüp özel bir şey göstermesi gerektiğini ben düşünmekteyim. Bakalım, yani evet senin dediğinde çok mantıksız değil, rakibin gücünü de hesaba katarsak. İlk maçı da tabii ki Kuntz izlemiştir, takip etmiştir. Oradan da biraz ders çıkararak dediğin anlayışla da sahaya çıkabilir. Serdar Aziz de bu milli takım kadrosunda yok. Ona da değindi Kuntz. Çünkü onun da göz problemi var. Bir önceki milli arada zaten sakatlanmıştı. Yoksa hani Ozan Kabak çıktığında Serdar Aziz de bence oraya çok net bir şekilde dahil edilebilirdi. Şimdi Norveç 15 gol attı, 6 gol yedi. Averajları 9. Biz 19 attık, 15 yedik. Averajımız 4. Arada 5 gol fark var. Az bir fark değil. 5 gol. Ama Cebeli Tarık'la beraber kapanabilir. Cebeli Tarık da 8 maçta 34 gol yedi. Yani maç başına 4 ortalaması neredeyse. Şimdi bu hafta, daha doğrusu ayın 13'ünde biz Cebeli Tarık'la oynarken aslında Norveç'te Letonya ile oynayacak. Letonya karşısında Norveç de aynı şeyi düşünecek. Hani onlar da atabildiği kadar atmaya çalışacaklar. Çünkü artık Letonya'nın grupta hiçbir şansı yok. Evet, Letonya çok daha Cebeli Tarık'a göre futbolun doğrularını yapabilen bir ekip. Çok daha iyi kapanıyorlar. Evet, Haaland yok. Norveç'te yine bir dezavantaj. Ancak onlar da, biz hangi hesabı yapıyorsak onlar da aynı hesabı yapıyorlar. Neticede onlar da atabildiği kadar gol atmaya çalışacaklar. Dolayısıyla 9. maça, 9. maçlar bittiği noktada herhalde takımlar arasındaki puan farkı değişmeyecek. 2 puan fark olacak ama averaj dengeleri değişecek. Averaj dengelerinin de bizim lehimize değişmesi lazım. Şimdi Norveç ve Hollanda arasında da 2 puan fark var. Hollanda da Karadağ deplasmanında. Hollanda'nın Karadağ'ı mağlup ettiğini düşünürsek o 2 puanlık fark sonuçta eğer o karşılaşma, yani son mücadele Hollanda-Norveç maçı berabere bittiği noktada biz Karadağ'ı mağlup edersek iş avaraja kalacak. Evet. Ama Hollanda oldu da yendi Norveç'i. Biz yendik Karadağ'ı. İkinci oluyoruz. İkinci oluyoruz. Avaraja falan gerek kalmıyor. Ama belli olmaz. Hı hı. Futbol bu. Sonuçta Hollanda'da 2 puan önde olduğu için onlara da beraberlik yetecek. Futbol bu. Kırmızı kartı var. Şanssızlığı var. İşte daha hafta sonu gördük. Fenerbahçe'nin 4 topu direkten döndü. Ajax'ın Eagles'la oynadığı maçın istatistiklerini gördünüz mü? Gördüm. Rakip 96 ceza sahasında topla buluşma var. Evet, rakip ceza. Maç 0-0 bitmiş. Rakip ceza sahasında topla buluşma, 96-30'un üzerinde şut var. 96 topla buluşma ne demek? Biz işte Konya Trabzon maçında Konya 47-48 yapınca ooo müthiş falan dedik. Müthiş kadar yapmışlar. Zaten müthişti. Ama yani böyle de olabiliyor futbolda. Hani bunlar tamam, yüzdesel olarak çok düşük, farkındayım. Ancak işini şansa bırakmaman lazım. Oldu ya, avaraja kaldı. Kanımca hani bizim 10. hafta karşılaşmalarına, gruptaki son maçlara avaraj olarak Norveç'ten önde olmamız lazım. Önde girmemiz lazım. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.42 saatlerimiz, ilk bölümde milli takımı, Stefan Kuntz'un açıklamalarını konuştuk. Şimdi dönelim ligimize, gazete manşetlerine. Program girişinde de biraz aslında bahsettik. Farklı haberler var. Bir kere Vitor Pereira konusu tabii en çok merak edilen, en çok ilgi gören konulardan biri. Bugün de farklı haberler var. Şimdi Ajans Spor'da dün biz bir haber yaptık. Aygün abinin, Aygün Özüpek'in haberi. Yönetimin şu an için Vitor Pereira'yı görevden alma gibi bir tasarrufu yok. Hatta derbiye takımın başında çıkacağı söyleniyor. Bu bizim haberimiz. Onun haricinde
Milliyet gazetesinde Senet Okun haberi de benzer. Hatta haber başlığında Galatasaray son şans olarak yazmış. Fenerbahçe'de sabırlar taşarken milli maç sonrasındaki Cimbom derbisi hem Pereira hem de Ali Koç açısından belirleyici olacak. B planı bulunmayan yönetim bu karşılaşma sonuna kadar zaman kazanmayı amaçlıyor ifadesini kullanmışlar. Fanatik gazetesinde ise çok net bir ifade var. Yolun sonuna geldi. Fenerbahçe'de ikinci Vito Pereira dönemi noktalanmak üzere, yönetim ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Portekizli teknik adamın biletini kesmeye hazırlanıyor. Resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor denmiş. Yani farklı farklı gördüğünüz gibi kaynaklar. Hatta Fotomaç gazetesinde de Vito Pereira yerine 5 aday denmiş. Hatta Fanatik'teki haberin devamında hoca borsası yeniden açıldı denip yurt içinde favorinin Farioli olduğu, yurt dışı içinse işte Slaven Bilic, Alex de Souza, Paulo Fonseca ve Fink, Thorsten Fink isimlerinin yönetimin masasında olduğu yazılmış. Hoş geldiniz yine bir kaosa. Değil mi Ali abi? Şimdi Fenerbahçe'de görüyorsun, farklı farklı haberler mevcut. Dün Fatih Doğan'ın gece bir tweet'i olmuş. Önümüzdeki 24 saat çok kritik diyor Fenerbahçe açısından, ki o da kendi istihbaratı büyük ihtimal bir yol ayrımı olabileceğini hissetmiş olacak ki böyle bir tweet paylaşmış. Gerçekten büyük bir belirsizlik şu anda söz konusu ve yönetimden de şimdiye kadar Pereira ile ilgili olumlu veya olumsuz son iki karşılaşma sonrası bir açıklama da gelmedi. Gelmeli mi, gelmemeli mi? Mesela dün de ben bizim Ajans Spor ve Radyo Spor'un etkileşimlerine de bakıyorum. Retweetler, yorumlar, alıntılar. Dün bizim 2015 yılında paylaştığımız bir tweet retweet edilmeye başlandı. O da şu: Aziz Yıldırım, dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı, bu medyada Vitor Pereira ile ilgili yapılan eleştirilere karşı bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. Hatta o dönem Rıdvan Dilmen çok ağır şekilde eleştirmiş. Vitor Pereira'yı ilk döneminden bahsediyorum. Ve yönetim de çok net bir şekilde hem Rıdvan Dilmen'i eleştirmiş bayağı sert bir dille ve Vitor Pereira'nın yanında durmuş. Ve gördüğüm kadarıyla dün o tweet'i alıntılayan Fenerbahçeliler, bakın işte Aziz Yıldırım o dönem işte Vitor Pereira'ya sahip çıktı, Ali Koç neden şu anda sessiz diye bir eleştiride bulunuyorlar. Hangisini doğru sence şu anda, konuşmak mı, konuşmamak mı? Konuşmak desen o da ayrı bir dert. Hani arkasında izlediğinin de çok fazla arkasında duramadığın örneklerle mevcut geçmiş dönemden. Evet, eğer çıkıp öyle bir açıklama yapacaksan hiç konuşmamak bence daha mantıklı. Öyle bir açıklama yapacaksan derken şunu söylemek istiyorum. Bir başkan Ali Koç istediği zaman konuşabilir, istediğini söyleyebilir, görüşünü bildirebilir. En doğal hakkıdır. Ancak biz Pereira'nın arkasındayız, hocamıza güveniyoruz tarzı bir açıklama yapıp bir hafta sonra göndermek durumunda kalırsa ya da gönderirse, o zaman tabii o konuşmanın hiçbir anlamı olmaz. Ama eğer Ali Koç kararını verdi, gerçekten Pereira ile sezon sonuna kadar, belki bir sonraki sezonda devam edecekse, o zaman bunu dile getirmesinde fayda var. Çünkü şu an Fenerbahçe'de herkes yönetimin, başkanın gözünün içine bakıyor. Nasıl bir karar verecek ya da bir karar verecek mi diye. Bu süreç tabii belirsizlik. Sen söyledin, en kötü şeylerden biri hayatta. Pereira ve futbolcular için de öyle. Şimdi bu havayı futbolcular da kokluyor. Bu havayı Pereira da kokluyor. Onların da çalışma motivasyonu kırılabilir. Onlar ki senin benim ya da sıradan bir taraftarın duyduğundan çok daha fazlasını büyük ihtimalle duyuyorlardır. Bu da onları etkileyebilir. Dolayısıyla evet, başkanın konuşup konuşmamaya karar vermesi tabii ki kendi tercihi. Ancak bence bir şey söylediği zaman da onun çok net olması gerekir. Çok kesin olması gerekir. Yoksa hani sadece konuşmuş olmak için konuşması da bence doğru olmaz bu süreçte. Çünkü Ali Koç şu an kabul etmek gerekir ki yaralı bir başkan. Yaralı olduğu için bu tarz olası hatalar onu biraz daha sıkıntıya sokabilir başkanlık sürecinde. Peki neden konuşmuyor Ali Koç? Çünkü Ali Koç'un özellikle Trabzonspor mücadelesi sonrası yaşananlarla beraber o süreci peki yönetemediğini de gördük. Ve dedik ki hani Fenerbahçe biraz daha sakin kalmalı. Her karşılaşma sonrası konuşmaya gerek yok. Ancak bizim söylediklerimiz daha çok Fenerbahçe'nin işte herkes Fenerbahçe'ye karşı, herkes bize karşı, bizi engellemeye çalışıyorlar tarzı söylemleriydi.
Yoksa Fenerbahçe'nin kendi konularıyla alakalı olarak, yani kendi iç işleriyle alakalı olarak konuşmasını kimse eleştirmedi. Bu Pereira da olabilir, oyuncular da olabilir, transfer de olabilir, kulüpteki divandaki herhangi bir konuşma da olabilir. Onunla ilgili kimse bir şey söylemedi. Biz daha çok hani Fenerbahçe biraz daha sakin kalsın, düşman yaratmasın, oralarda bir problem yaşamasın. Ondan bahsediyorduk. Peki Ali Koç'un bu sessizliğini neye bağlamalıyız? Acaba kararsız mı? Pereira ile ilgili yani. Evet, acaba o da bir karar vermeye mi çalışıyor? Hani desteklemek ya da Pereira ile ilgili bir hamle yapmak konusunda acaba bir karar vermeye mi çalışıyor? Belki öyle yorumlanabilir ama tabii bilemeyiz Ali Koç'un kafasının içinden geçenleri. Neticede herkesin bir görüşü var. Dün de biraz konuştuk. Uçağı bindirip göndermeye çalışanlar, hemen gönderenler. Ama onların ya da bu tarz düşünceye sahip olanların bir B planı var mı ya da Fenerbahçe'nin B planı var mı diye düşündüğümüz noktada işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Kafa istemek, kelle istemek en kolayı. Gitsin demek, istemez yük demek en kolayı. Ama bir sonraki adımda Fenerbahçe için daha iyi olacağını iddia edebilirler mi? Mesela Rıdvan Dilmen diyor ki Fenerbahçe teknik direktörü olmasaydı da bu kadar puan alırdı. Bu kadar iddialı söylüyor. Yani o diyor ki herhangi bir teknik direktör gelse Pereira'dan daha iyi iş yapar. Bilemiyorum hani o kadar. Ya o kadar... bu da çok abartı yani. Ya saygısızlık o... bir teknik adamın kariyerine saygısızlık bir kere. Böyle söylemek. O kendi düşüncesini ifade edebilmek için biraz mübalağa yapıyor. Ama yani mübalağanın da etkili olsun diye. Bence bir sınırı var. Hani, yani bu kadar da değil. Orada belki bir söz sanatı bile diyebilirsin. Sonuçta nasıl söyleyeyim, daha fazla dikkat çeksin diye sözleri. Ama bazen öyle şeyler sınırı kullanılır. Yok işte. İki takım çıkarırdım ben olsam şampiyonla oynatan vesaire vesaire. Hani abartıyor. Abartının evet. Da abartısı. İşte bu etkisini, bence normal değil. Etkisini arttırmak için hani Pereira gitsin sözünün. Çünkü Pereira gitsin demek ayrı. Ben bu kadrodan iki tane 11 çıkartırım. Teknik direktör olmasaydı aynı puanı alırdı demek ayrı etki yaratıyor. Bu 2 kere 2 4. Ama işte tekrar söylüyorum. Bir sonraki aşaması ne Fenerbahçe için? Şimdi biz dinleyen Fenerbahçe taraftarlarının herhalde bir bölümü, bir de azımsanmayacak bir bölümü Pereira'nın gitmesi gerektiğini düşünüyordur. Ama Pereira gittikten sonraki planınız ne acaba? Hani Pereira gitti, kimi getirdiniz? Daha önceden de konuştuk. Şu an kenarda bekleyen Fenerbahçe'nin doğal bir teknik direktör adayı yok. Bu ciddi bir sorun Fenerbahçe için. Kenarda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yakıştırabileceğiniz bir aday da yok. Onu da unutmayalım. Bu da bir sorun. Yabancı teknik adama mı yöneleceksiniz? Yabancı teknik adama yöneldiğiniz noktada sezonun bu bölümünde her zaman için belli bir sıkıntı var. Bir de yabancı teknik adamlar da bizdeki mantaliteye pek sahip olmuyorlar. Yani şimdi o da puan cetvenle, ligdeki duruma, takımın gidişatına bakıp bu sezon tamam kesin şampiyon oluruz gibi bir düşünceyle gelmiyor. O da bir gerçek. Hı hı. Çünkü işte rakipler var. İki rakibinizle aynı puandasınız. Bir takım almış başını gitmiş ligde. Şu ana kadar evet daha çok hafta var ama o da gelecek. Takımı tanıyacak. Belli bir mantalitesini oyunculara aktaracak. Oyuncuların uygulamaya çalışacak. Yani o da az bir yol değil. Peki diğer tarafta Pereira ile devam etmek nasıl bir yol? Hani buraya kadar bu şekilde geldi. Bundan sonra daha iyi olabilir mi? Bana göre bu bir önceki senaryodan biraz daha benim aklıma yatan bir durum ortaya çıkıyor. Daha iyi olabilir Fenerbahçe Pereira ile beraber. Pereira'nın hataları oldu mu? Oldu. Ama bana göre en büyük hatayı bu son birkaç günde yaptı. Hani kendi inandığı sistemden baskılarla beraber ben biraz kırılmaya başladığını görüyorum. Çünkü Pereira kendi inandığı sistemde devam etse bir süre sonra bence istediği seviyeye gelebilirdi yavaş yavaş. Ama şimdi işte merkez orta sahada belki Gustavo'nun yokluğu, onunla seninle konuştuk. Oraya bir fazla oyuncu atması, işte dörtlü savunmaya dönmesi, tekrar üçlüye dönmesi gibi böyle. Onun da biraz eleştirilerle beraber kafasının karıştığını görüyoruz. Bir insanın kafası neden karışır? Onun da yaptığı işe inancı azaldığı için ya da bana sorarsan yeteri kadar destek görmediği için. Eğer yeteri kadar destek görürse Pereira belki kendi ayarlarına gelip biraz daha takıma hakim olmaya başlayabilir. Ama bu sadece Pereira'ya da verilecek bir mesaj değil. Bu işler böyle yürümüyor. Oyuncuların da Pereira ile devam edeceğini bilmeleri gerekiyor.
İşte orada da Mesut Özil konusu devreye giriyor. Şimdi futbolculardan da Mesut Özil'in Pereira ile çok anlaşamadığı artık alenen biliniyor. Rıdvan Dilmen bunu söylüyor. Rıdvan Dilmen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı. Geçen gün işte Cumhurbaşkanı yanına beraber çıktılar ve Rıdvan Dilmen de bunu söylüyor zaten yayında. Şimdi Mesut Özil'in de etkilediği bir oyuncu grubu olduğunu düşünebiliriz yakın çevresi. Mert Hakan Yandaş olabilir, İrfan Can Kahveci olabilir. Futbolcunun da bir kısmı büyük ihtimal rahatsızlar ondan etkilenip. Belki. O da Fenerbahçe'nin çözmesi gereken yine bir başka problem. %100 öyle. Geçen gün Engin Çetin ya Sports Dijital'de ya Radyo Spor'da Engin Çetin'le Engin Görüş'te bir hikaye anlattı. Hatırlarsan bir ara Barış abiyle Ersun Yanal'ı ziyarete gitmişlerdi. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Zaman zaman o konuşmadan örnekler veriyorlardı. Orada Ersun Yanal şöyle bir hikaye anlatmış. Ersun Yanal'ın ilk şampiyon olduğu sezon, ilk mücadele Konyaspor karşılaşmasıydı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe öne geçip maçı kaybetmişti. O maçtan sonra Aziz Yıldırım takımı topluyor Ersun Yanal'la beraber ve diyor ki Ersun Yanal benimle beraber gider. Daha ilk hafta. Ve Ersun Yanal sonrasında o konuşmayı çok uzatmadan anlatıyorum. Şöyle açıklıyor. Biz diyor orada Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla şampiyon olduk diyor. Takım o şeyi aldı diyor. Mesajı aldı diyor. Ondan sonra işler benim adıma biraz daha kolaylaştı. Takım üzerindeki hakimiyetim biraz daha arttı diyor. Ve şampiyonluğu düşün o Fenerbahçe'nin yıllarca konuşulan ligi çok erken bitirdiği şampiyonluğunu o Konya'daki ilk maç sonrasında Aziz Yıldırım'ın takıma verdiği bu mesajla ilgili olduğunu söylüyor ki şunu da ekliyor hani Aziz Yıldırım'ı ben sevmem. Hani çünkü aralarında daha sonra ciddi problemler oldu. Hı hı. Ama hakkını da teslim etmek gerekiyor diyor. Biraz böyle hani işte senin söylediğin de aslında onunla alakalı Mesut Özil konusunda. Yani oyuncular şu an bir belirsizlik. Yani oyuncular o kokuyu alırsa Pereira'nın gitme ihtimalinin artık iyice arttığı kokusunu alırlarsa bundan sonra çok kolay değil o oyuncu grubunu Pereira'nın inandırması, onunla devam etmesi. İşte eğer Ali Koç bir mesaj verecekse böyle bir mesaj vermeli. Bununla ilgili de mesela dün Murat Zorlu söyledi. Onun da bir programı var. Onu dinledim. Sadece Fenerbahçe diye. O da Sports Dijital'de. O da dedi ki eğer bir mesaj verilecekse dedi. Mesela dedi Mesut Özil'le yollar ayrılmalı dedi. Tabii ki. Belki radikal olacak ama dedi. Eğer Pereira'yla devam edilecekse öyle bir mesaj verilmeli dedi takıma. İşte bunlar bir başkan için çok zor kararlar. Ki yollar ayrılmalı diyoruz ama şu anda 12. haftayı bitirdik. Ara transfer döneminde daha kaç hafta var? 7 hafta var. Hı-hı. Yani yollar ayrılmalı mı? Hatta şimdiden kadro dışı kalmalı mı? Bir anlamda. Ya işte ama orada da tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Yani bütün sorunun kaynağı Mesut Özil mi? Çünkü bakıyorum şimdi mesela Pereira gitsin diyenler sanki Mesut'u sahada izlememiş, Mesut'un halini görmemiş gibi konuşuyorlar. Yani bu takımı Mesut'un üzerine yapmak lazım. Yani şimdi Mesut'un üzerine yapmak lazım kabul ama... Hangi Mesut? Evet. 2014'teki Mesut Özil mi? Öyle 2021 bir, öyle bir oyuncu yok Kasım ayındaki Mesut Özil. Şimdi Mesut Özil'in ismi üzerinden konuşuluyor. Bu da garibime gidiyor. Şimdi Mesut Fenerbahçe'ye geldiğinden beri performansı bildiğimiz Mesut çizgisinin çok uzağında. Bunun en canlı örneği işte daha yeni yeni konuşuyoruz. İrfan Can'ın gelip yaptığı etki. Şimdi Mesut 10 dakika oynar, 15 dakika oynar, 45 dakika oynar, bilemiyorum 70 dakika oynar ama biz o etkiyi göremiyoruz Mesut'ta. Şimdi Pereira'da kusura bakmayın ama böyle bir Mesut üzerinden bir takım yaratamaz. Yani benim elimde Mesut Özil var. Ben Mesut Özil üzerinden bir takım kurayım. Ama Mesut sahada yok. Ha diyeceksin ki Mesut'a o güveni vermedi. Ya yani Mesut az forma şansı giymedi. Şey bulmadı. Bulduğu zaman bir şey göstermesi gerekiyor. Erol Bulut da buldu. Emre Belezoğlu'nu da buldu. Pereira da buldu. Üç farklı teknik adamla evet. Çalıştı. Arada bir sakatlık yaşadı ciddi geçen sezon. Farkındayım. Ama yine de buldu. Evet ama işte şans. Hani ne gördük Mesut'ta? Şimdi Pereira da çok haksız diyemiyorum Mesut konusunda. Hani çok çok iyi işler yapar Mesut. Takıktır Pereira Mesut'a. İşte şey olabilir, fiziki durum olabilir, sistemime uymuyor değil. Var ya böyle teknik adamlar. Yani fol yok yumurta yok ortada. Oyuncu iyi ama bazen takılıyorlar. Hani Pereira da normalde belki hiç düşünmediği bir oyuncu ama forma şansı verdi. Forma şansı verdiği zaman olmuyor yani. Mesut onu göstermiyor. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü
tekrar söylüyorum, bir cephe diyor ki Pereira gitmeli, bu takım Mesut'un üzerine kurulmalı. Ya kusura bakmayın ama siz teknik adam olsanız bu Mesut'un üzerine takım kurar mısınız? Bu şey demek gibi işte, Galatasaray Falcao'nun üzerine kurmalı takımı. Şimdi gördüğünüz hafta sonu yine sakatlanmış. Evet. 2-3 hafta sahalardan uzak. Nasıl koyacaksın? Nasıl bu oyuncunun üstüne kuracaksın takımı? İşte dolayısıyla hani bu kararlar başkanın önündeki çok zorlu kararlar. Ama burada gördüğümüz kadarıyla iki yol var. Ya hakikaten uzatmadan Pereira'yla yolları ayıracak. Ondan sonra artık ne olur tam anlamıyla bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi kenarda bir doğal hoca adayı yok. Ya da eğer Pereira'yla devam edilecekse bunun futbol takımına ciddi anlamda bir mesaj olarak geçirilmesi lazım, anlatılması lazım ki oyuncular da tamam, yani biz Pereira'yla devam ediyoruz, artık işimize bakalım duygusuna kapılacaklar. Benim gördüğüm bu. Pereira'da o güveni almak zorunda kalan bir teknik direktör şu an. Evet. Yani sadece Pereira'yla devam ediyoruz demekle de herhalde Fenerbahçe işleri çok kolay çözemeyecek. Ancak işin içinde eğer işin içine Mesut Özil denklemini Mesut Özil'i koyarsak denklem çok zorlaşıyor. Onu da unutmayalım. Yani Mesut da sıradan bir oyuncu değil. İşte sen hep söylüyorsun imza töreninde Evinoğlu, değil mi? Evet, evine döndü. Evinoğlu dendi. Evet, Elinoğlu Evinoğlu. Evet. O kıyaslama yapılmıştı. Evet. O geldi, büyük sükse yarattı. Çok konuşuldu. Hala çok konuşuluyor. Onu da denklemin içine sokarsan Fenerbahçe'de o zaman iyice zorlaşıyor. Yani tek bilinmeyenli denklem, iki bilinmeyenli denklem bir anda işin içinden çıkamayacağın kadar karışık bir hale geliyor. En kolayı bir fikir yürütmek. Gitsin. İşte gönderin. Ne bekliyorsunuz? Demek bunlar çok kolay. Ama tekrar söylüyorum, o cephenin de bir sonraki adımının ben olmadığını görüyorum. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Yeni saatteyiz. Şimdi Fenerbahçe'den suyun karşı tarafına, Beşiktaş'a uzanalım. Beşiktaş'tan da yine haberler var. Ajans Spor'da Kartal Yiğit imzalı dün bir haber paylaşıldı. Bir transfer haberi ama gönderilecek oyuncular konusunda. Beşiktaş devre arası Gökhan Töre, Fabrice Ensakala ve Oğuzhan Özyakup'la yolları ayırmak istiyor denmiş. Sergen Yalçın'ın bu oyuncularla ilgili raporunun olumsuz olduğu ve devre arası için oyunculara kulüp bulmaları söyleneceği ifade edilmiş. Aynı zamanda Salih Uçan'ın da performansından şu ana kadar memnun olmadığı, fakat onun durumunu sezon sonuna kadar gözlemleyeceğini ifade etmişler. Yani devre arası bir ayrılık kararı olmayacak orada ama Sergen Yalçın onun da performansını, form grafiğini yükseltmesini bekliyor. Ensakala bu Trabzonspor maçından sonra çok konuşuldu. Hem Yusuf Sarı'nın hem de Siopis'in paylaşımlarını beğendiği söylendi. Ben kaçırdım ama bugün gazete manşetlerinde de bu haberler yansımış. Böyle bir durumda takımda kalmak zaten pek kolay bir şey değil. Ensakala da biraz bunun yolunu yapmış anladığım kadarıyla. Hani giderek böyle paylaşılan, göz göre göre sonuçta bunun haber değeri taşımaması mümkün değil. Bu fark edilen bir şey. Yani binlerce takipçiniz var. En ufak bir hamleniz, takip ettiğiniz bir sayfa, yaptığınız bir beğeni direkt sosyal medyanın gündeminde. Oradan da medyaya gidiyor zaten. O yüzden Ensakala da çok riskli bir harekette bulunmuş. Ama dediğim gibi belki riskli, belki bilerek yapılmış bir hamle. Belki yönetime bir protesto biçimi. Çünkü şöyle haberler çıkıyordu. Sözleşmesinin uzaması için işte belli bir maç sayısı oynaması gerek. Yönetim bu devreye girmesin diye işte ligdeki karşılaşmalarda kadroya alınmıyor dendi Ensakala için. Hatta son Şampiyonlar Ligi maçında da oynamadı. Oraya oynatıyordu Sergen Hoca ama orada bile şimdi süre bulamamaya başladı. Devre arası herhalde bir ayrılık orada kaçınılmaz olacak ama diğer iki isimle ilgili bilmiyorum. Gökhan Töre sağ tarafta şu anda hani orijin olarak tek alternatif gözüküyor Gezal'e. Oğuzhan için aynı şeyi söylemeyeceğim. Merkezde çok alternatif var. Ama Gökhan Töre de bu sezon beklentilerinin çok altında kalan bir performans gösterdi şu ana kadar. Hani Güven Yalçın'ı bile onun önüne koyuyoruz. Bile diyorum, hani ben severim Güven Yalçın'ı ama bir gerçek var. O da geçen sezonda çok iyi geçirmemişti. Gökhan Töre çok daha iyi geçirdi ama bu sezona başlangıçları tam tersi oldu. Valla bana sorarsan
hiç düşünmeye bile gerek olmayan kararlar. 3 oyuncu içinde. 3 oyuncu içinde değil. En sakalı da biraz daha farklı düşünüyorum. O da bölgesinde çok kalabalık var. Yani evet. Yoksa performans, istek, profesyonellik olarak kalmayı hak ediyor bence de. Gökhan Töre sonuçta yetenekli bir oyuncu. Evet, bazı sakatlıklar yaşadı, gitti geldi. Ama gelinen noktada Gökhan Töre'nin performansı bulduğu dakikaya göre çok yetersiz kaldı. Bir kanat oyuncusundan, özellikle rotasyondaki kanat oyuncusundan beklenen sahaya girdiği zaman, ki sahaya girdiği zaman genelde rakiplerinden daha fizik olarak avantajlı oluyorsun. Son 15 dakika, 20 dakika, belki yarım saat, bilemedin 45 dakika, ama bununla beraber favori olan takımda oynuyorsun maçların büyük bölümünde ağırlıklı olarak. Orada senden beklenen topu ayağında tutman, pas tercihlerini doğru yapman ve mümkünse de skora katkı yapman. Şimdi Gökhan Töre oyuna girdiği zaman heyecanlanan bir Beşiktaş taraftarı yok. Eyvah diyen Beşiktaş taraftarı çok. Bununla beraber hadi bir maç kötü, iki maç kötü, ama sürekli de bir oyuncunun performansı standartın çok altında kalamaz. Belli bir kredisi var Gökhan Töre'nin. Sonuçta bildiğimiz bir oyuncu. Ancak tekrar ediyorum, hani Gökhan Töre hangi maçta iyiydi? Ajax maçında iyiydi. O da orada da mücadele etti. İşte bir oyuncunun mücadelesini ön plana çıkarmak bana hala profesyonel sporda garip geliyor. O mücadeleyi tabii ki ortaya koyacaksınız. Fizik olarak hazır olacaksınız, ama beklentiler farklı takımlarda. Dolayısıyla evet, Gökhan Töre'nin şu an bir alternatifi yok. İşte Hazic 7 ay sonra antrenmanlara başlamıştı. Onun hazır olması bayağı bir süre alır. Belki Gökhan Töre ile ben yönetici olsam ara transfer döneminde yolları ayırmazdım, ama sözleşmeyi de uzatmazdım açıkçası. Bir senelikti zaten. Evet. Bir senelik yapıldı. Oğuzhan konusunda bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Devre arası gitmeli. Yani Oğuzhan kadar temposu düşük, Oğuzhan kadar beklenen, Oğuzhan kadar da hiçbir şey yapmayan az oyuncu vardır. Oğuzhan yıllardır 5 sene önce oynadığı futbolun ekmeğini yiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hani az önce bahsettim ya, Gökhan'ın da kredisi var. Oğuzhan'ın kredisi çok daha fazla. Kabul ama yeter. Artık ne kadar Oğuzhan'ı bekleyecek Beşiktaş? Oğuzhan hiçbir şey oynamıyor ve ciddi rakam alıyor. Oğuzhan'ı bence devre arasında Beşiktaş göndermeli, teşekkür edip. Oğuzhan da hani bu yetenekleriyle beraber bu kadar isteksiz, bu kadar fizik gücü olarak ortada gözükmeyen, bu kadar mücadeleden adeta kaçan bir görüntü çizmeye hakkı yok. Kendine yazık ediyor. Ama hiç, yani hatta sorsam bugün ilk işim olur. Ben böyle büyük takımlarda beklenen oyunculara karşıyım. Yani Tolga için de zamanında kaç kere söyledim. Fenerbahçe'deyken de, Beşiktaş'tayken de. Yeteneklisin de, yani yeteneklerini kendine sakladığın sürece ben sana neden 1,5 milyon euro veriyorum, 2 milyon euro veriyorum? Yetenekliysen yeteneklisin. Bana sahada göstermen lazım. Yapmadılar yani. Tolgay da yapmadı, Oğuzhan da yapmadı. Çok uzun süredir yapmadılar bunu. Dolayısıyla Oğuzhan kararı çok net. Sakala konusunda Beşiktaş'ın oyuncuya biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bir kere Umut Meraş transferiyle beraber orayı hani 8+3'te hem 2 yerli hem de 3 oyunculuk bir rotasyona çevirdi Beşiktaş. Bu zaten bir mesajdı. Ama El Sakala ile o bahsettiğin sözleşmeyi yapan da Beşiktaş kulübü. Eğer oyuncu oynayacak, sizde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak diye korkuyorsanız, o zaman o sözleşmeyi yapmayacaksınız. O sözleşmeyi yapıyorsanız da oyuncuya böyle davranma hakkınız bence yok. Orada haksızlık yapılıyor En Sakala'ya. En Sakala evet, yetenekleri çok kısıtlı, ama En Sakala Alanya'dakinden farklı, Alanya'dakinden kötü, Alanya'dakinden isteksiz bir En Sakala değil. Geldi geriye gitti diyemezsin. Evet, hiç bunu hiç kimse söyleyemez ki. Geçen sezonun son bölümünde zaten açık ara takımın bir numaralı sol bekiydi. Hani Rıdvan'la bir ara rekabete girmişlerdi. Zaman zaman değişerek oynuyorlardı, ama sezonun son bölümünde Beşiktaş En Sakala ile bitirdi ve şampiyon oldu. Bu sezon Antep'te yaşadığı kötü olaydan sonra işte araya milli araya girmişti. Ondan sonra toparlandı. Onun da etkileri sağlık olarak artık En Sakala'nın üzerinde kalmadı. Ama ona rağmen En Sakala'ya bence kulüp genel olarak haksızlık yapıyor. Dolayısıyla hani o sen söyledin ya, sosyal medyayı beğendi beğenmedi. Beğendi beğenmedi bilmiyorum, ben görmedim. Ama öyle yazıldığına göre beğenmiştir. Ancak empati yapın, En Sakala'nı yerine koyun kendinizi. Siz nasıl hissedersiniz? Yani o sözleşmeleri kimse zorla size imzalattırmıyor.
Oyuncu da oynuyorsa oynayacak ama bir şey geliyor. İşte en sakalı oynamasın. Çünkü yoksa sözleşmesi uzayacak. Zaten bizim iki tane sol bekimiz var. İkisi de yerli. Seneye de 7 artı 4 var. En sakalıya ne gerek var? Şimdi bu doğru bir yol değil. Oyuncuya yapılanlar konusunda. En sakalaya da teşekkür edip onunla da devre arası. Yani oyunda oyuncu olarak önünü açmak lazım. Evet. Hani Gökhan Töre'yi, Oğuzhan'ı göndermek gerekiyor ayrı. Ama en sakalaya da jest yapıp onun da devre arası önünü açmak gerekiyor. Çünkü Beşiktaş bence çok hakkaniyetli yaklaşmadı oyuncuya. Bu saydığımız 3 oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor normal evet. şartlar altında. Yani devre arası gönderilmeseler bile sezon sonu zaten bu 3 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ama devre arası bakalım bu oyuncularla yolları ayırıp o bölgeye ya da kadrodaki başka ihtiyaç olan bölgelere de transferler gelebilir. Yani bugün... sol bek ve merkeze bence takviyeye gerek yok. Yok, zaten şimdi okuyacağım Fanatik'teki haberde bir Kaan Ayhan var, klasik. Zaten Beşiktaş yönetimi inkar etmiyor. Hatta normal bir şekilde de söylüyorlar bunu canlı yayınlarda. Cenk Tosun, o da zaten Ahmet Nurçevi'nin söylediği bir isimdi. Bir de Tarişka'yı görüyorum ve Godin'i görüyorum şu an Fanatik gazetesindeki isimler bu şekilde. Ama orada da bilmiyorum, ben yine benim düşüncem aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz ama şimdi Kaan Ayhan transferine gerçekten ihtiyaç var mı? Elinde Serdar Saatçi gibi genç, potansiyelli ve sürdün sahaya gayet de iyi performans göstermiş bir stoperin var, gelecek vadeden bir oyuncun. Enerji bu solo bölgeye çektiğinde seni kurtarıyor mu şu ana kadar? Kurtardı. Zaten Vida, Wellington, Montero var, 3 yabancı. Ben bir de Kaan Ayhan hamlesine öyle çok çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ben elimdeki Serdar Saatçı'yı kullanmayı, Necip Uysal'ı kullanmayı tercih ederim bu dönem için. Yani bu Kaan Ayhan demek Serdar Saatçı'nın gelişiminin önüne ket vurmak demek değil de nedir? Ben bu transferi istemem açıkçası bir futbol sever olarak. Cenk Tosun için o da çok riskli. Şimdi yeni dönüyor değil mi Cenk Tosun? İdmanlara başladık, maç kadrosuna giriyor mu? Giriyor. Süre aldı mı bilmiyorum. Yok, daha almadı. Ama şimdi o gelecek, kendini bulacak da performans verecek. Orada da şu anda kullanabileceği bir Güven Yalçın, bir Kenan Karaman var. Batu Şua'yı alternatif olarak. Hatta Teixeira'nın da idmanlarda kanat ve golcü olarak denendiği söylenmiş. Ben Cenk Tosun'un da, yani o da duygusal yaklaşıktan bir transfer. Ben yine buraya spot reklam alabiliriz belki, ama tanıtıcı reklam. Güven Yalçın'a sabretmek bence çok daha makul. Yani Güven'in şu hali, fizik durumu en azından güçlü olması Cenk Tosun'un önündedir. Cenk Tosun'u bence sadece bu sene için düşünme. Cenk Tosun'un bildiğim kadarıyla sene sonu kontratı bitiyor kulübüyle beraber. Ve Batu Şua'yı Beşiktaş'tan ayrılabilir. Dolayısıyla Batu Şua'yı ayrıldığı noktada Beşiktaş'ın yine bir santrofor arayışı olacak. Ama o bölümde Cenk Tosun'un kadroda olması, hatta Cenk Tosun'un gelecek sene 7 artı 4'ün konuşulduğu bir ortamda gelecek sene için şimdiden kadroya katılması bence doğru hareket olur. Cenk Tosun bence artık... Ama nasıl konumlayacaksın? Efendim? Nasıl konumlayacaksın Cenk Tosun'u? Cenk'i... Yani transfer ettin. Niye transfer ettin? Nasıl kullanacaksın mesela Cenk Tosun'u? Cenk'i Batu Şua'yı arkasına konumlayacaksın. O da zaten bilecek şu an Batu Şua'yı kesemeyeceğini ama... Seneye? Efendim? Seneye Batu Şua'yı gidince ne olacak? Seneye Cenk bir numara olabilir. Sağlıklı bir Cenk'le oynayabilirsin. Ama İnanıyor musun Cenk'in öyle döneceğine? Cenk dönebilir. Olabilir. Hani Cenk çok çalışkan. Yok, ona hiçbir itiraz yok. İradeli bir oyuncu. Ama işte bu tarz büyük sakatlıklardan sonra zaman zaman golcüler biraz melekeleri azalmış olarak geri dönüyorlar. Zamana ihtiyaçları oluyor. O yüzden diyorum işte Cenk Tosun'un mesela böyle bir dönemde gelmesi, çalışması, üzerinde baskı olmaması. Çünkü Cenk Tosun geldiği anda senin saydığın sebeplerle beraber bir anda Cenk Tosun üzerine çok büyük bir baskı yaratılmayacak. O baskı gelecek sezon olabilir Cenk'in üzerinde ama bu sezon olmayacak. Tekrar söylüyorum, çok düzgün bir profesyonel, Beşiktaşlı, iyi golcü, kaliteli golcü, milli takım seviyesinde, uluslararası seviyede golcü, Premier Lig'e transfer yapmış bir oyuncu. Ben olsam ben de Cenk'i alırım açıkçası. Ama bu sezon için değil, gelecek sezon için hazırlarım. Çünkü gelecek sezon yine Beşiktaş'ta kiralık bir yabancı santrofor arayışı olacak. İşte o kiralık yabancı santrofor arayışı da Beşiktaş'ın yıllardan beri yaptığı, kimi zaman tutturduğu, kimi zaman tutturamadığı bir konu. Ama kadroda Cenk'in olması bence bir güvencedir. Bir de şunu da unutmamak lazım. Hadi Beşiktaş açısından evet Batu Şua'yı var ama Batu Şua'yı mesela bir sakatlandı. İşte Trabzonspor maçını Beşiktaş Güven Yalçın'la oynadı.
Güven Yalçın'da olmadı mesela orası. Ama Batshuayi son kaç maçtır eleştiriliyor? Kaç maçtır gol atamıyor? Batshuayi de çok eleştirilmiş. Batshuayi olsa da çok şey i̇şte, değişirdi tamam. diyebiliyor musun hayır, son maçlardaki performansı? Cenk Tosun olsaydı değişebilirdi diyorum. Yani Batshuayi ya da onun ikamesi yabancı santrafor sağlanırken kadroda Cenk'in olmasını ben teknik adam olarak tercih ederim. Ama o da biraz şey konusu gibi olmuyor mu? Mesut Özil'in durumu gibi. Şimdi bahsettiğimiz Cenk Tosun bizim 2018'de gördüğümüz Cenk Tosun da olmayacak çok büyük ihtimalle. 2021 model. Çok ağır sakatlıklar yaşamış bir Cenk Tosun olacak. Geçen sene geldiği zaman Cenk Tosun sakatlanana kadar, Erzurum'da sakatlanana kadar aslında katkı vermişti. Katkı verdi, gol katkısı verdi ama fizik olarak bence yine çok kötü durumdaydı Cenk Tosun. Tamam ama işte o yüzden diyorum zaten hani oyuncuyu erken alıp bu sezon için değil artık Cenk'i gelecek sezon için düşünmek lazım. Yani gelecek sezon ben sana şunu iddia etmiyorum. Cenk uçar kaçar. Ama şu anki halinden daha iyi olacaktır. Daha Kasım ayındayız. Gelecek sezon başlayacak Ağustos'ta. 9-10 aylık bir süre var oyuncunun önünde. Hani Cenk yeter ki o sakatlığı yaşamasın. Ha, riski nedir? Tekrar sakatlık ve eski seviyesine çıkamamasıdır. Ama Cenk de hani bugün gelinen noktada o da belki bazı gerçekleri görüyordur. Hani belki eskisi kadar hiçbir zaman iyi olamayacak. Çünkü böyle sakatlıklardan sonra özellikle çapraz sakatlıklarından sonra o oyuncuların her zaman için bir riski. Atıyorum sen çıktın kariyerin boyunca 9.5 seviyesine, 9-9.5 seviyesine başka bir oyuncu, yani herhangi bir oyuncu için söylüyorum. O sakatlıklardan sonra belki bir daha o seviyeyi göremiyorsun ama ona yaklaşmaya çalışıyorsun. Ha, yaklaşan var, yaklaşamayan var. Orada risk tabii ki var. Ama tekrar söylüyorum ben genel olarak bütün bunları değerlendirirsem ben devre arası Cenk'e yönelirdim. 7+4 garipliğini de hesaba katarak. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.24 saatlerimiz... ...şimdi telefon hattını açtık... ...0212-363-0434... ...numaramız bu ve... ...ilk dinleyicimiz de... ...şimdi attığımızda günaydın, hoş geldiniz... ...günaydın Ali Bey, Mert Bey... ...Barış Bey yok sanırım... ...evet Barış abi bugün yok, ufak bir rahatsızlığı var... ...kendisinden, dün de yoktu bugün de... ...geçmiş olsun, ben de Antunç Ankara'dan arıyorum... ...Ferabahçe tarafında arayayım... ...size birkaç sadece Ali Koç'ta... ...Sayın Ali Koç'la ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim... ...şimdi Ali Koç'un... ...bugüne kadar tek söylediği söz... ...yanılıyorsam düzeltin beni... ...şampiyonluk beklemeyin ilk dönem için... ...doğru mu? İlk 3 sene için mi dediniz? Yani evet ilk geldiği dönemlerde hani şampiyonluk beklemeyin ben daha bir ileriye dönük bir Fenerbahçe yaratacağım gibi. Tek söylediği bugüne kadarki söz sadece şampiyonluk beklemeyin kısmıydı. Onun dışındaki yaptıkları yanlışlar emin olun Fenerbahçe'nin şu anda Fenerbahçe'den çok uzak. Fener'e hiçbir gelecek bir teknik direktör değildi Fenerbahçe'ye. Alamadı herhalde pahalı falan dedi daha önceki şeyler için teknik direktörlere beklediği bir teknik direktör vardı sanırım. Ferrari sürpriz bir şekilde getirdi. Bir de Mesut Özil için bir şey söylemek istiyorum. Yani o Fenerbahçe aslında sürpriz bir gelen oyuncuydu. Yani Fenerbahçe'nin aklında olmayan bir futbolcuydu yanılıyor muyum? Tabii değildi o bir fırsat olarak önüne çıktı Fenerbahçe'nin. Yani şunu demek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de beklenti işte yorumcular olsun, siz yorumcular olsun ya da taraftarlar olsun işte onun üzerine bir futbol takımı kurulacağı falan yönünde olması gibi bir düşünce bana çok saçma geliyor. Çünkü oyuncular önceden alınmış ve Mesut'u sonradan monte edilmiş. Nasıl şimdi Mesut'a göre bir takım yaratacak bunlar? Ya burası bana birazcık çok saçma geliyor bu tür yorumlar da. Gerek taraftarlar olsun gerek yorumcular olsun. Çok beklenti olmasın. Çünkü Mesut daha henüz Türkiye'ye gelecek bir oyuncu değildi. Bir takım sıkıntılar yaşadı biliyorsunuz Avrupa'da. Diğer takımlar tarafından alınmadı falan. O yüzden Mesut'un Fenerbahçe'de kalması aslında gitmesi değil de Fenerbahçe'de kalması daha aslında Fenerbahçe'nin yararına olabileceğini söylüyorum. Bir de Rıdvan için birkaç bir şeyler söylediniz Sayın Rıdvan Dilmen için.
Şöyle, ben onun bütün söylediklerine katılıyorum. Belki siz de burada test düşüyoruz ama Pereira için, Pereira için söyledikleri. Hakikaten bu arada yaralanıp hemen Pereira'yı göndermeleri lazım. Yoksa biz bu sene de şampiyon olamayız, seneye de şampiyon olamayız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi severek dinliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, yani illaki dinleyicilerimiz aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Farklı düşünüyoruz Pereira, Rıdvan Dilmen konusunda dinleyicimiz de. Tabii çok fazla konudan bahsetti dinleyicimiz. Ali Koç'la başladı. İlk başta hani şampiyonluk beklemeyinden şu anda hani sezonu sarı lacivert'e boyayacağız'a dönmüştü Fenerbahçe. Hani şampiyonluk gelmemesi olabilir. Fakat bu 3 senede 4 senede ortaya da bir yapı çıkmasını beklerdi insanlar. Zaten o vaatle geldi. Hani şampiyonluk gelmese de bu takım önümüzdeki yıllara damga vuracak hissiyatını vermesi lazımdı yapılanmasıyla, futbolcularıyla, aldığıyla, sattığıyla. Şu ana kadar onu da göremedik. Fenerbahçe'de böyle bir yapılanma, geleceğe dair umutla bakan bir Fenerbahçe taraftarı var mı? Sağ sonuçlarından bağımsız söylüyorum. Yoktur. Daha teknik adam kalacak mı, gidecek mi? Dün örneğini verdim. Altyapı antrenörleri sürekli değişti. İdari menajer, yani bir takımda idari menajer 3 kere değişmez. Bunlar sürekli değişiyor. Sürekli bir yeniden yapılanma. Ki Ali Koç da deneyimsiz de bir yönetici de değil. Şimdi geçen yine bir dinleyiciyle konuştuğumuzda dedi ki hani yöneticilik yapmak illa futbol takımıyla ilgili bir tecrübesi olacağı anlamına gelmez diyor. Hani ama Ali Koç da as başkanlık, yani iyi de bir görevdeydi bildiğim kadarıyla. İki farklı dönemde Aziz Yıldırım'ın yönetimindeydi. İki seçimde girdi. 6 sene eder. Ya Ali Koç Fenerbahçe yönetimindeyken amatör şubelerden sorumlu yönetici değildi. Değildi. Tesislerden sorumlu yönetici ki değildi. Ki hadi öyle olsun, yine de hani Ali Koç o dönemlerde herhalde bir başkanlık hayali vardı değil mi? Olmaz mı? Vardır, çocukluktan beri vardır. Hani Saatin Saran söylüyor ya röportajlarında hayali olduğunu mesela. Hani başkanlık hayali olan biri zaten ne görevde olursa olsun, ben ileride başkan olursam ne yaparım ki, yönetim kurulu içindeysen daha farklı bir gözle bakarsın. Daha içeriden inceleme fırsatın olur. Çok büyük avantajı vardı Ali Koç'un bu konuda. O yüzden ben şeye katılmıyorum yani. Ali Koç işte ilk defa başkanlık yaptı mesela. Daha ne olacak yani, 6 sene yöneticilik yapmış. Tepeden inme başkanlar oluyor Türkiye'de. Geçmiş yönetici tecrübesi olmadan. Yani o açıdan da avantajı başladı aslında Ali Koç. Belki çok geçmişte kaldı diyebilirsiniz. En son 2012'de çünkü bıraktı. 2006-2012 yılları arası. Ya zaten hepsini geç, 4 senedir başkanlık yapıyor. Ki zaten mi? Evet, o da ayrı bir konu. Tecrübelenmiş olması lazım. Yani ders çıkarmış olması Ali lazım. Ali Koç'un birinci senesinin sonunda konuşulanlar değil ki şu an Fenerbahçe'de konuşulanlar. Aynen öyle. 3 sezon, 3 yılı devirmiş. Bir seçim atlatmış. Artık ikinci 3 yılına giriş yapan bir başkandan bahsediyoruz. Artık Ali Koç'un hani geçmiş dönemdeki yöneticiliğinin bir etkisi yok şu an konuşulanlarda. Fenerbahçe başkanının 4. sene, Fenerbahçe başkanlığının 4. senesinden bahsediyoruz. Şimdi 4 sene sen sadece bir spor kulübü değil, herhangi bir yerde en üst düzeydeki yönetici ol. 4 sene sonunda kimse artık sana tecrübesizsin diye yaklaşmaz. Aynen öyle. Öyle bir avantajı da vardı ama şu ana kadar o gelişimi göremedik Fenerbahçe özelinde. Başka dinleyicimiz Mesut Özil'den bahsetti. Mesut Özil'i rahat bırakmak lazım dedi. Mesut Özil geldi diye Mesut Özil'in üzerine takım kurulacak değil. Öyle ama beklenti, şimdi Mesut Özil gibi dünya yıldızını getirdiğinde de ne bekleyecek insanlar? Yani onun yedek kulübesine oturmasını mı bekleyecekler? O zaten katıldığım bir görüş değil. Evet. Yani o beklentinin bence ilk 11 olması, onun üzerine kurulması beklentisi bence gayet doğal bir beklenti. Aksi zaten saçma olurdu. Mesut Özil'i getiriyorsun. Niye? Yedek kulübesinde oturmak için mi? O zaman hiç getirme, daha iyi. Aynen. Mesut Özil'i. Orada o anlaşamadık. Onun haricinde çok Pereira gönderilmeli oldu diyor. Evet. O da Rıdvan Dilmen gibi düşünüyor. Dedim zaten hani böyle düşünen birçok Fenerbahçeli var. Azımsanmayacak sayıda. Pereira gönderilmeli ama mesela keşke söyleseydi. Pereira gönderildikten sonra mesela kim geldi? Ne olacak Fenerbahçe? Çünkü Aykut Kocaman. Hani ondan sonrası biraz belirsiz, ya da daha iyi olacağının bir garantisi var mı? Diyorlar ki herhalde bundan daha kötü olmaz. Evet. Bundan daha kötü olmayacağına aynen göre daha iyi gidecek demektir. Bakalım hani süreci hep beraber yaşayarak göreceğiz. Şu an için aslında bana sorarsan hani benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bitti. Hı-hı. Hani gerisi biraz konuşacağımızı konuştuk artık. Yani. Evet, artık hani ne diyeyim Fenerbahçe ile alakalı olarak. Çünkü her gün 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler konuşuluyor. Artık bir noktada Ali Koç'a kararını verecek. Ali Koç kararını verdikten sonra da herhalde mutlaka bunu bir eylemle gösterecek Mert.
Ben öyle düşünüyorum. Arkasında durunca da mı bir eylem evet. yapacak mesela? Yani bir onu Pereira'ya güven oyu verdiğini gösteren bir eylemi olacak. Zaten gönderirse durumu ortada. Onu bu herhalde milli maç arasında hep beraber yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Milli maç arasından sonra Galatasaray mücadelesinin olması, Galatasaray derbisinin olması Pereira için bir şans, aynı zamanda şanssızlık. Çünkü şu an Fenerbahçe kamuoyu çok ikna olmuş durumda değil. Teknik direktörüne karşı, artı başkanına karşı, artı yönetimine karşı. Bir Galatasaray galibiyetiyle Fenerbahçe'de geçici bir barış sağlanabilir. Ama bir Galatasaray mağlubiyetiyle de yine taş taş üzerinde kalmayabilir. İşte bu senin hem şansın hem de şanssızlığın oluyor aynı zamanda. Çünkü şu an Ali Koç'un Pereira'ya güven oyu vermesi demek olası bir Galatasaray galibiyetiyle tekrar düşünmesi anlamına, mağlubiyetiyle tekrar düşünmesi anlamına gelebilir. Çok zor bu gerçekten. Çok yani. Tabii zor. Milli ara bitiyor. Evet. Milli ara öncesi olsa bu derbi, ona göre bir karar versen. Evet. Ve bütün bunların sebebi de mesela işte bardağı taşıran son damlalardan biri olan Kayserispor mücadelesi. Şimdi Belçika deplasmanının ardından Kayserispor karşılaşması da benzer bir skorla kazanılsaydı bugün Fenerbahçe huzurlu bir şekilde milli araya girmiş olacaktı. Bak 2-2-4. Çünkü iki maç üst üste rahat galibiyetler. Milli ara, hedef Galatasaray mücadelesi. Özgüven kazanmış bir takım. Çok fazla derdi olmayacaktı Fenerbahçe'nin. Ama şu an Fenerbahçe'de acabalar çok daha fazla. İşte futbol böyle bir oyun. Skorlar bu kadar belirleyici oluyor kararlarda. Ve başkanların da, yöneticilerin de, özellikle büyük kulüp başkanlarının da böyle durumlarda aldığı kararlar hem kendi kariyerleri açısından, başkanlık kariyerleri açısından hem de kulübün geleceği açısından ciddi anlamda bağlayıcı oluyor. Ama bu kararların da hani geçmişte alınan kararlar, işte bundan sonraki süreç öyle çok da fazla hani işleri düzelttiğini görmedik. Çünkü futbolda en kolay teknik adamı değiştirmek olduğu için arkadaki yapıya çok fazla dokunmuyorsunuz. Yapı çok sağlıklı işlemediği sürece hep hedef zaten bir sonraki teknik adam oluyor. Bir sonraki teknik adam değişikliği oluyor. Yani bir taraftan da Ali Koç'un bence düşünmesi, kafa patlatması gereken noktalardan biri o. Teknik adamlar değiştirilebilir. Teknik adam olarak bir takımdan gönderilmek dünyanın sonu değil. En iyi teknik adamın da başına geliyor. En beceriksizinin de başına geliyor. Orada bir gariplik yok. Hani Pereira şu an Fenerbahçe tarafından gönderilse bana sorarsan kimse vay be nasıl da gönderdi Ali Koç demez. Bunun doğru olup olmadığını tartışabiliriz. Fenerbahçe'ye yararlı olup olmayacağını tartışabiliriz ama ağzında açık kalmaz. Sonuçta futbolda bu hikayeyi kaç kere gördüm. Sezona en büyük umutlarla şampiyonluk için en fazla yatırım yapan kulüplerden biri olarak gireceksin. Geride kalmış 12 hafta liderin 10 puan gerisindesin. Bu sürpriz midir futbolda teknik adamın gönderilmesi? Değildir değil mi? Yok. Hatta Galatasaray derbisini kaybedersen hiç değildir. Evet. Dolayısıyla bu futbolda gördüğümüz bir senaryo. Orada da bir gariplik yok. Ama işte gariplik nerede? Sistem yeteri kadar kulüpte düzgün işlemeyince, az önce senin verdiğin örnekler güzel yani. 4 senede 3 tane idari menajer değişiyorsa bir kulüpte, altyapı hocaları sürekli değişiyorsa, bu kadar fazla transfer, bu kadar fazla teknik adamdan tesadüfü dahi olsa bir başarı çıkmıyorsa, bazen öyledir. Zara atarsın, denk gelir. Belki yapın iyi değildir ama başarılı olabilirsin. O dahi olmuyorsa o zaman işin sadece zaten teknik adama kitlenmesi de doğru olmuyor. İşte Ali Koç belki bu değişikliği yapacak ama bana sorarsan arka planda herhalde çalışması gereken biraz daha o yapı. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. 8.42 saatlerimiz, dinleyicimiz var telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert abi, Ali abi. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Ankara'dan arıyorum efendim. Ben sabahki Mesut'la Fenerbahçe konusunu konuşurken şunu İsminizi merak ediyorum. Rica edebilir miyiz acaba? İsmim Ali efendim. Ali İncekara. Tamam. Şunu merak ediyorum. Sayın Vitor Pereira'nın
oyun, yani ben şunu anladım sizin yorumlarınızdan. Düzgün bir oyun planı var. Güzel bir oyun planı var ama baskılardan dolayı, Mesut Özil'i oynatmasından dolayı başarısızmış gibi bir yorum sezinledim. Zaten benim düşünceme göre Mesut Özil'i doğru dürüst oynatmadığı için bu tartışmalar, sorunlar meydana geldi. Ben yanlış mı anladım yoksa... Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Vitor Pereira Mesut Özil üzerine kursa ya da iyi bir sistemi olsa Mesut Hayır. Özil iyi bir performans verir mi? Hayır efendim, öyle değil. Zaten Mesut Özil'i oynatmıyor bu adam. Oynatmadığı halde başarısız. Biz bunun derdinde. Yoksa Mesut da önemli değil, Vitor Pereira da önemli değil. Bu konuda yorumlarınızı rica ediyorum. Anladım. Radyodan sizi dinlemek istiyorum efendim. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz farkındayız zaten Mesut Özil'in çok fazla da... gerçi çok az da süre almadı. Çok fazla da süre almadı Mesut Özil ama iyi bir süre aldı. Takımdaki birçok oyuncudan daha fazla sahada kaldı. Yani Mesut Özil hiç oynamasa Fenerbahçe bugünkü puanından çok daha yüksekte olur demek zor Mesut'u tabii ki. Mesut'u zorunluluktan oynatıyor. O yüzden başarısız oldu, öyle bir şey söylemedik. Söylemedik ama... oyun anlayışına çok uymadı da açık Mesut Özil'in. Bir yandan istemeden de oynattığını ben düşünüyorum Mesut'u oynattığı süre içerisinde Mesut'un bir sonraki karşılaşmada oynamayı hak edecek performanslar ortaya koymadığını söyledik. Bunu da İrfan'la örnekledik. İrfan Can'ı izlediğiniz zaman bir sonraki karşılaşmada ilk 11'de olması gerektiğini kesin anlıyorsunuz. Çok kısa bir süre içerisinde. İşte Konya'da 41. dakikada oyuna girdi. Zaten Fenerbahçe 2-0 mağluptu. Ondan sonraki performansı ortada. Belçika'daki performansı ortada. Son Kayserispor mücadelesinde takımla beraber o da pek iyi gözükmedi ama yine taraftarın ona olan bir sevgisi vardı. Benim anlatmaya çalıştığım mesela işte İrfan bu karşılaşmalarda süre olarak ne kadar oynadı? İşte 50 dakika oynadı, 90 dakika oynadı. Az oynadı bir de. 90 dakikayı bitirdi mi? Son işte karşılaşmada. Farz et. Antrenman maçını hatırlamıyorum. Antrenman maçını 65'te falan Mert Hakan'la ikisini çıkardı ilk maçında düşünerek. Tamam, o zaman ne oldu? Değil mi? Tabii 3-0 öndeyken doğru çıkardı. Yani 190-200 dakika olsun 3 maçta. İşte o süreler içerisinde o 100 dakika, 200 dakika her neyse o süre içerisinde bir şey verdi. Hani... gol attı, asist yaptı, kilit pas verdi, oyunu değiştirdiğini gösterdi. Benim anlatmaya çalıştım. Mesut'un o süre içerisinde, bu herhangi bir 3 maç olabilir, 2 maç olabilir ya da tek maç olabilir. Onları pek yapmadığı, yapamadığı. Dolayısıyla hani Pereira şunu diyebilir, eğer hiç istemiyorsa Mesut'u, Pereira hiç istemiyorsa, senin dediğin gibi sistemine uymadığını düşünüyorsa ki olabilir. Çok garip bir durum da yok bunda. Pereira şunu diyebilir. Ya Mesut diyorsunuz, alın oynatıyorum işte, görün Mesut'u. Yani Mesut ne verdi de benden oynatmamı bekliyorsunuz gibi bir şey söyleyebilir. O zaman da çok haksız diyemiyorsun Pereira'nın söylediğine karşı. Ha, şu olsaydı Mesut sahadayken farklı işler ortaya koysaydı o zaman Pereira diyebilirdi ki ya tamam, bu kadar ısrar ediyorlar, bu adamda bu yetenek var, onu da gösteriyor, dolayısıyla ben onun üzerinden devam edebilirim. Ha, şunu söyleyebilirsiniz ekstra olarak, ya iyi güzel diyorsun da Mesut'a bir 3 maç oynat be arkadaş, 3 maç üst üste oynat, onu görelim. Belki Pereira'nın hatası da o, belki Mesut'a çok hani dalgalı bir seyirde şans vermesi, hani Mesut sağlıklı 3 maç 4 maç Mesut'la başla. O da mesela Mesut bir maç iyi oynar gibi gözüktü. Ondan sonraki bir maç baktık yedekti. Zannedersem Eintracht Frankfurt maçı ve sonrası. Hani bu da bir, aslında oyuncu için çok doğru değil. Hep de anlatıyorum. Yani Mesut Özil gibi oyuncular da bu şekilde performans vermiyor. O da işin bir başka tarafı. Hani eğer Pereira'yı da eleştireceksek o taraftan eleştirebiliriz. Yani Mesut Özil sahaya baktığı zaman ben nasıl olmam diyor. Oradaki yeteneklerini düşünerek. Ama burada da Mesut Özil'le özel bir muamele de yok bu arada. Yani herkesi istikrarla oynatıyor da Mesut Özil'i iki maç oynatıp bir maç oynatmıyor değil. Mesut'un işte, burada alınacağı bir şey de yok. Öyle işte, çünkü belki, Valencia bile kesik yedi. Öyle ama işte Mesut öyle bir oyuncu değil. Tamam ama yani, o da adapte olacak o zaman. İşte Mesut onu kabul edebilecek bir oyuncu değil. Bu oyuncular böyle. Yani diyor ki ben sağlıklıysam oynarım. Ve bakmıyorlar fiziki durumlarına. O takımdaki yetenek seviyesine bakıyor. Yetenekli kendi görüyor. Yıldız olduğunu kendi görüyor.
takımın yıldızıyım diyor. Dolayısıyla benim sahada olmam gerekir diyor. Yani fizik olarak kondisyonunun, takıma uyumunun, uyumsuzluğunun hiçbir önemi yok. Ya da hani bazı melekeleri yapıp yapamadığını fiziksel anlamda, hani takıma katkı vermek üzere, onları çok düşünmüyorlar. Onlar yetenek üzerinden değerlendiriyorlar. Yoksa o zaman işte sahadan çıkarken, sahaya girerken surat ifadeleriyle, jest ve mimikleriyle zaten bunları belli ediyorlar. Pereira'nın hatası olabilir. Yani Pereira da eğer Mesut'a güvenmiyorsa şunu yapabilirdi. Yani 3 maç, 4 maç Mesut'u oynatıp ondan sonraki oyuna göre bakın ben Mesut'a şans verdim yeteri kadar. Sonuç burada. Benden ne istiyorsunuz? Belki Pereira'nın elini daha kuvvetlendirebilirdi eğer Mesut kötü performans gösterseydi. İyi performans gösterseydi Pereira'nın lehine olurdu. Orada da hani aslında Pereira için bir kazan kazan durumu ortaya çıkabilirdi. Mesut iyi performans gösterir. O zaman da zaten Pereira'nın işi kolaylaşır, Fenerbahçe'nin işi kolaylaşırdı. Onu da çok göremedik. Hani burada Mesut'un performans bazlı eksikleri var. Oyunda kaldığı süre içerisinde gösteremedikleri var. Ama Pereira'nın da Mesut'a tam böyle bir şey yapmadığı var. Hani istikrarlı bir şekilde 3-4 maç onu bir böyle biraz popohlamak mı diyeyim, ya da ona güvendiğini göstermek mi diyeyim, ona liderliği vermek mi diyeyim, artık ne dersen de ona, belki hepsi beraber, belki Pereira'nın da o eksikliği söylenebilir. Orada da şu olurdu, senin dediğin senaryo gerçekleşseydi, yani Mesut Özil'e 4 maç üst üste ilk 11'de forma giyme şansı verdi diyelim ve kötü performans gösterdi. O zaman da derlerdi ki Vitor Pereira Mesut Özil'i kullanamıyor. Yani dönüp de şey demezlerdi. Bakın Vitor Pereira Mesut Özil'e şans verdi demezlerdi. Tabii bu da bir ihtimal. Kullanamıyor. Evet, ona da, göre bir sistemi yok. Mesut Özil çok koşturuyor. Mesut Özil işte gücünü preste harcayacak oyuncu değil. Mesut Özil'den oyuncu işleri yapmasını bekleriz. Sen böyle mi kullanıyorsun Mesut Özil? Eminim bunlar konuşulurdu. O yüzden o dediğin de çok fazla, yani öyle bir hani algısı var sonuçta Mesut Özil'in. O algı kolay kolay bence kırılmayacak taraftarlarda. Benim algım da ters tarafta çok kolay kırılacak gibi gözükmüyor. Diğer tarafın da algısının ne olursa olsun şartlar çok kırılacakmış gibi gözükmüyor. Şimdi reklama gitmeden biraz konuyu da dağıtmak istiyorum açıkçası. İki telefon bağlantısı Fenerbahçe ağırlıklı oldu. Galatasaray'ı oradan da haberler var. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar'ın haberi şu şekilde: Aslan'ın 3 büyük handikapı denmiş. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de çok farklı performanslar sergileyen Galatasaray'da 3 problem dikkat çekiyor. Süper Lig'de savunmaya yaslanan rakipleri açmakta çok zorlanan Cimbom'da lider oyuncu eksikliği ve kadro istikrarını sağlamaması kayıpları beraberinde getiriyor denmiş. Senin tespitlerin arasında bu 3 madde olur muydu Ali abi? Herhalde sen de aşağı yukarı böyle düşünüyorsun. Rakipleri açmakta zorlanan bir Galatasaray var. Galatasaray'ın fark yarattığı maçlar genelde geride sağlam durduğu, kontra tehdidi olduğu karşılaşmalar olarak gözüküyor. Lider oyuncu eksikliğinden bahsediyordun zaten bir süredir. Galatasaray'ın öyle bir oyuncu ihtiyacı var diyordun. Kadro istikrarını sağlamaması da yine Galatasaray'daki problemlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Herhalde katılırsın bu tespitlere. İlkini zaten Fatih Terim söyledi. Asıl problem 3. bölgede dedi. O çok ekstra detay gerektiren bir tespit değil. Teknik adamın kendi zaten yorumu, kendi değerlendirmesi. Onun dışında Galatasaray'da hani lider oyuncu mu, sorumluluk alacak oyuncu mu, yoksa işler biraz kötü gittiği noktada İşte yaptıklarıyla oyunu çevirecek oyuncu mu? Hepsi belki beraber. Bence bir eksiklik gibi var. Üçüncü madde? Üçüncü madde kadro istikrarını sağlamamız. Onu son dönemde Galatasaray yakaladı. Yakalamak üzere, evet, ya da ufak tefek dokunuş oluyor. O bile tatmin etmiyor. Şimdi son maçta Ömer Bayram'ın, Babel'in olması oynaması, o bile biraz batıyor insanlar Emre Kılıç'ın. Aynen öyle. Hala batıyor, doğru. Dün de Galatasaraylı bir arkadaşla konuştum şirket içinde. Değil mi? Ne alaka? 5 dakika Galatasaray dedik. O 6 dakika Babel dedi. Tüylerim diken diken oluyor dedi. Oradan başladı. Babel'den girdi. Babel'den çıktı. Dediğin gibi öyle bir genel olarak var. Sadece tabii bir kişiyle değil bu konuştuklarımız. Zaman zaman sosyal medyaya da bakıyoruz. Öyle bir durum var Galatasaray taraftarlarda, ama hani kadro istikrarı sezon başına göre 3 aşağı 5 yukarı yakalandı artık Galatasaray'da. Bir de gazetelerin Galatasaray sayfalarındaki ortak haberlerden biri bu korner konusu. Galatasaray'ın şu ana kadar 128 korner kullandı ve bu kornerlerden henüz gol çıkaramadı. Neredeyse ağız birliği edilmişçesine haberlerde paylaşılmış. Bu tabii çok kötü bir istatistik. Karagümrük maçında 11 korner var. Toplamda 41 orta yapılmış
Galatasaraylı futbolcular tarafından gol yok. Ligde bu arada 128 korner. Avrupa'da da o sayı paylaşılmamış ama daha fazla olduğunu tabii söyleyebiliriz. Gol çıkmaması hem belki çok iyi çalışılmadığını ya da çalışılıyorsa da iyi uygulanamadığını veyahut oyuncu profillerinin çok buna uygun olmadığı, ki son kısım herhalde ben stoperler üzerinden çünkü bu korner gollerini okuyorum. Galatasaray'ın stoperleri öyle kornerde çıkıp kafa vuracak, rahat kafa vuracak, rakip savunmacıları bozacak, fizik avantajı olan oyuncular değil, boyları çok uzun değil. Orada fark yaratamıyorlar şu ana kadar. Bir oyundaması yok Galatasaray'ın o açıdan. Yani Mark Arlenso'dan o performans çıkmadı kornerlerde. Evet, biz daha önce konuştuk bunu. Burada konuşmadık, başka yerde konuştuk ama bence Galatasaray'da korner kullanan ve kornerleri, yani kornere hem atan hem de kornere vuracak olan oyuncu tipinde bir eksiklik var. Yani atan, evet, mesela o da bir problem. Çıkıldağ kullanıyor. Fanan Altıoğlu'nda o kullanıyor. Ömer Bayram kullanıyor. Morutsan çok az herhalde kullandı. Şu ana kadar bu isimler üzerinden gidiyor Galatasaray'ın kornerleri ama çok da kötü de değil yani. Ama çok da iyi mi o da tartışılır. Evet. Yani bir Pjanić'i yok, bir Gezzal'i yok Galatasaray'ın. Evet, sonuçta tabii. İşte hani orada eğer bir eksiklik varsa zaten tek taraflı olmuyor. Hani kimi zaman çok iyi korner kullanan ya da duran top kullanan bir oyuncun olabilir ama o kullanılan duran topları değerlendiremeyecek isimlerin oyuncu profili olarak vardır. Kimi zaman da oyuncu profilleri yeterlidir. Onlara yeterli kalitede orta ve duran top gelmez. Şimdi Galatasaray'da sen savunma hattı üzerinden gittin. Merkez orta sahaya gel. Taylan, Çıkıldağ, bunlar kornerde. Hadi Berkan zaman zaman ön direkt koşularıyla birkaç topa dokunmuştu. Onu gördüm ama çok acayip yerlere gitti o toplarda. O merkez üçlüde, şu anki merkez üçlüde bir tek Berkan'ı biraz ayırabiliyorsun. O da sadece topa dokunma açısından, yani direkt net bir vuruşu yok onun. Aynen. Ama hani Çıkıldağ, Taylan, Morutsan, Kerem, yani kim vuracak Galatasaray'a? Şey, yani Babel oynadığında Babel, evet. Cagne, Mustafa, Muhammed'i sayabilirsin ama Halil oynadığında Halil'de de o etki de yok. Şimdi hani 2 kere 2 4 Galatasaray kornerden gol atamıyorsa bu sadece işte takım çalışmıyor. Yani nasıl çalışmıyor artık? Bunlar çok ezbere yorumlar. Demek ki hiç antrenmanlarda çalışmıyor. Mesela yani herkes biliyor kornerden gol atmayı. Fatih Terim bilmiyor. Ya da ne bileyim Pereira bilmiyor. Yani bu kadar, hı hı, bunu da söyleyebiliyorlar. Onu da çok garipsemeye başladılar. Yok, çalışıyorlar. Hatta Novak'tı galiba, evet, geçen. Belki de bu savunma kornerlerinde biz fazla çalışıyoruz. O yüzden bu kadar gol yiyoruz dedi. Belki biraz rahat bıraksak, evet, yemeyeceğiz diyor. Çok fazla kasıyoruz diyor. Aynen. Çünkü çalışıyorlarmış. Hani çünkü belli Fenerbahçe her maç kornerden bir gol yiyor. Çalışmayan bir takım olabilir mi? Duran topa, kornere mutlaka çalışıyorlar ama işte bazı oyuncu kalitesi olabilir, pozisyon bilgisi olabilir, işte oyuncu profili olabilir. Bunlar bir araya geldiği zaman oradan istenilen verim alınamıyor. Ha, ama şunu diyebilirsin. Mesela hani Sporting gibi ön direğe koşu yapıp arkaya aşıracak. Öyle bir set de göremiyoruz. Öyle bir set de mi yok? Demek ki o da olmuyor. Çünkü onu da görüyorlar. Hani o da mesela Sporting'i de izleyip hani etkileniyorsun duran top kullanmalarından, korner kullanmalarından ama o da hani uzayda oynayan bir takım değil ki. Onu da herkes biliyor. Onu da görüyor ama mesela Sporting seviyesinde yapabilen takım da az. Hani mesela Barcelona ya da Real Madrid ya da başka bir kulüp de o şekilde gol atmak istemez mi? Onlar da istiyorlar ama işte herkesin uygulaması biraz oyuncu profiline göre değişebiliyor. Yani Galatasaray'da bir Coates yok şu anda ilk 11'de. Evet. Yani ne bileyim Trabzonspor'da Vitor Hugo çıktığında çok net çıkıyor. Şimdi son Beşiktaş maçındaki 87'deki kafa vuruşu, evet, mesela çok net orada. Bir de iyi bir kafa vuruşu. Yani direğin dibinden alta çıkıyor. Kendine çok da güzel yer açıyor. Alan açabiliyor. Evet. Orada çok rahat vurdu. Çok da merkezde Vitor Hugo. Ve bunu sadece o maçta da değil, birçok maçta yapıyor. O yüzden öyle oyuncu da eksik. Biraz organizasyon da, ne bileyim, daha paslaşarak i̇şte kullanmak hepsi mı daha bir araya iyi? Geliyor. Hepsi bir araya geldiği zaman böyle garip bir istatistik çıkıyor. Şimdi okuduğun zaman 120 küsür kornerde bir takım nasıl gol atamaz? Aynen. Bir de yani bu takım ligin büyük takımı. Mesela bir orta sıra takımı olur, orta alt sıra takımı olur. Kullanır yeteneği yetmiyordur. Ne bileyim gücü yetmiyordur. Da hani ülkenin dört büyüğünden bir tanesi nasıl gol atamaz diye düşünüyorsun ama, evet, biraz daha detayına girdiğin noktada, yani lütfen Allah'ınızı severseniz şey demeyin. Hani Galatasaray duran toplara çalışmıyor. Yok, öyle bir şey olduğunu yani ben çok de... Çok var ama öyle de çok var. Yani Fatih Hoca çalıştırmıyor demek ki. Benzeri yani Fenerbahçe için de mesela 3 stoperle oynuyor. Bu kadar kornerden gol yemesi de mesela Fenerbahçe için tam tersi bir istatistik. Yani Galatasaray'dan, evet, daha farklı konuşabiliriz onları. Ya Fenerbahçe'nin Konya'da yediği ikinci golde Fenerbahçeli 5 tane oyuncu 6 pasın içinde. Evet, Abdülkerim Bardak hiçbir şey yapmadan yani, arka direkte gol atıyor. Hani mesela öyle bir set çizmiş olabilir mi?
mesela Pereira. Yani hepiniz burada duracaksınız ama hiçbir şey yapmayacaksınız. Ki Gustavo'nun arkasından vuruyor. Gustavo evet. da savunmacı bir oyuncu. Yani hani bir golcü olsa savunma markaj yapmayı bilmiyor desen anlarım. Ama değil, Gustavo'nun yanından vuruyor orada da. Yani Beşiktaş'ta oyuncular söyledi Sporting maçı öncesi, sonrasında. Hani biz çalışmıyoruz değil, biliyorduk dediler. Bilmelerine rağmen 45 dakikada Beşiktaş kornerden 2 tane gol yedi. Bir topta penaltı oldu. 3 tane gol yemiş oldu. Hatta sen söyledin geçen hafta sonu Sporting yine 1-0 kazanırken Coates yine kornerden bir de benzer bir aynı. Yapmış. Evet. Yani birebir aynı. Mesela şey de değil. Atıyorum bir hava topu gelir, Coates çıkar bam diye vurur. O da değil. Yani gene Coates'e sektiriyorlar. Gene Coates vuruyor. Aynı, birebir aynı golü atıyor adamlar sürekli. Evet, bazen oluyor futbolcularda da, yani karşındakinin ne yapacağını biliyorsun ama engelleyemiyorsun. Öyle futbolcular var, engelleyemediğin, hani Messi, Ronaldo'yu hala ne yapacağını aşağı yukarı kestiriyorsun ama engelleyemiyorsun. Kornerlerde biraz işte öyle. Yıllarca Gökhan Gönül, Caner Erkin değil mi? Evet. Hani onun da savunması yok dendi. Olmuyordu, biliyordu yani. Bir de hani şey de değil. Mesela Sporting hadi Avrupa takımı. Hadi analiz etmedim. Olmaz ya, hadi analiz etmedin. Gökhan Gönül, Caner. Caner'in nasıl orta yaptığı, Gökhan'ın nasıl... Yani Gökhan ceza sahası içerisindeyken arka direğe gittiğini gören oldu mu? Yok, belli herkesin. O da öyleydi. O da oluyordu işte. İşte Nova'nın arka direğe gideceği belli. Larin'in arka direk koşuları yapacağı belli. Bazı şeyleri bilmene rağmen engelleyemeyiz. Kaderin önüne geçirmiyor. Yaşa, aynen. Şimdi oraya bağlamayacaktın da sen güzel söyledin. İşte bir şey söylemeyelim, reklama gidelim. Barış Ertül, Ali Evim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. 2 saati doldurduk Sabah Sporu'nda. Dinleyicimizle devam ediyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Elan Bey, günaydın Ali Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. 1 Kasım, İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım ben de. Galatasaray'ı yönlendirdiniz. Evet, olmadı, ama tutmadı. Olmadı. Galatasaray'la ilgili birkaç telaffuzda bulunayım. Yani en son konuştuğumuzda yan top çalışıyorlar mı diye söylediniz. Bir zahmet çalışmasınlar. Fenerbahçe'de çalışmasın. Galatasaray'da çalışmasın. Böyle çalışıyorlarsa hiç çalışmasınlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili de Fenerbahçe'de bir kadro mühendisliği eksikliği var diye düşünüyorum. Mesela şu an kalecimiz Berke. Altay'ın yokluğunda Berke son maçta 2 tane hata yaptı golde. 2 golde de hatası var. İlk maçta, ilk golde zaten topa çıkamadı. İkinci golde de önünden geçen topa planjon yapıp topu alamadı. Yani dolayısıyla burada bir eksiklik var. Fenerbahçe takım, Pereira'yı ben zaten tasvip etmiyorum. Diğer taraftarlarımız gibi, çoğunluklu taraftarlarımız gibi. Çünkü bir kadro istikrarı sağlayamadı. En son Avrupa maçından sonra ben şeye de bağlandım. Sizden sonraki yayına da bağlanmıştım. Orada dedim ki inşallah dedim aynı kadroyla çıkar. Orta sahamızda oynayan neydi ismi? Sosa'yı çıkardı. Sosa'yı çıkardı. Zayt'sı oynayıldı. Türkiye'de futbol çok bir oyun. Darbeli bir oyun olduğu için kırılgan futbolcular biraz daha saha içinde sırıtıyorlar. Dolayısıyla devamlı atak yaptığın, boğduğun takımlarda topu daha az kaybetmen gerekiyor. Daha efektif oynaman gerekiyor. Dolayısıyla Zayt bu konuda biraz zayıf. Çok zayıf özellikle. Orada Souza'yı niye oynatmadın diye, hatta şeyde sordular mı bilmiyorum basın toplantısında. Niye değiştirdin takımı diye bir soru soruldu mu sorulmadı mı bilmiyorum. Pereira da zaten basın toplantılarında hep aynı şeyleri söylüyor. Hep aynı yani hiç özellikle farklı bir şey söylediğini duymadım. Hep bir sığınmalar, hep bir yani iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Her hafta takım değişirse nasıl iyi olacak? Bunu Galatasaray da aynı şekilde yaşıyor. Galatasaray'ın da zaten Avrupa'daki başarısı rakibe önlem alarak top oynadığı için pozisyon bulduğunda pozisyon üretiyor. Türkiye'de ona önlem alındığı zaman da bu sefer çıkmaza giriyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Dolayısıyla Mesut, ya yine Mesut'u söyleyeceğim ben. Mesut hayranıyım. Yani oynaması oynamaması şey değil. Sizin de Ali Bey'in de söylediği gibi Fenerbahçe'de Mesut
Hatırladığım kadarıyla bir maçta 90 dakika oynadı. Sadece bir maçta veya iki maç olabilir. Benim net hatırladığım bir maçta oynadı. Böyle futbolcuları oynatacaksın. Kötü de olsa oynatacaksın. Hatta bir pozisyon vardı, hatırlarsınız belki. Kontraya çıkmıştı takım. 5 kişi veya 4 kişi vardı Mesut'un etrafında. Akıl almaz bir pas verdi Rossi'ye, kaleciyle karşı karşıya. Rossi topu golü kaçırdı. Hı hı. Belki hatırlarsınız o pozisyonu. Mesela Rossi'ye verilen toleransı Mesut Özil'e göstermedi. Ne? Rossi koşuyor. Koşuyor da o zaman koyalım sahaya. Atletleri koyalım sahaya. Koşsunlar. Sabaha kadar koşsunlar. Koşmayla, bir yere kadar koşmayla. Şey de lazım. Kreatif futbolcu da lazım. Mesut son maçta girdi. Gördük yani, top daha az top kaybıyla takım bir canlandı, bir hareketlendi. Ve bir küskünlüğü de yoktu. Bu mesela şeyi söyleyelim yine. Orta sahadaki o oynanmayan futbolcuyu. Futbolcuyu nasıl kazanacaksın? Bir maç oynattın, sonraki maçta yok. Dolayısıyla bunların hepsi bir eksi puan. Yani sonuçta da devam etmek mantıklı değil bence. İnşallah hocam başkanımız daha önceki hocalar gibi arkasında uzun süreli durmaz da Galatasaray maçını kazansa da değiştirmesini istiyorum ben. Hı hı. Çünkü devamında iyi olacağını da düşünmüyorum. Hı hı. Geçen sene Erol Bulut'a söylediğimin aynısını yine söylüyorum. Dolayısıyla değişmesi lazım diye düşünüyorum. Peki. Aklınızda bir teknik direktör adayı var mı? Vallahi Şenol Güneş deniyor ama Şenol Güneş Trabzon menşeili olmasa Şenol Güneş bence olabilir. Belki Trabzon menşeili ne kadar Türkiye'de olur? Nasıl diyeyim? O zaman sizin yok. Yani Şenol Güneş'e de çok sıcak bakmıyorsunuz. İlk aklınıza gelen de böyle direkt bir doğal adayınız yok anladığımız. Ya şöyle bir şey. Kim olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Yani biz aldık cevabımızı. Teşekkür ederim. Yani çünkü yani o kadar yani bir ben sezon başından beri bir tane maçı ya iki tane maçı üst üste aynı kadroyla oynadığını görmedim. Şimdi Rossi nerede abi? Rossi nerede? Rossi oyuna bile almıyorsun şu anda. Rossi gelir gelmez direkt takıma koydun sen. Nerede Rossi? Yani bu kadar benim aklım mantığımı almıyor. Yani ben de senelerce futbol oynadım. Milli takıma kadar çıktım. Milli takımda da oynadım. Hı hı. Ümit milli takıma seçilmiştim zamanında. Ya bunları yani futbolun aklı bir çok basit şeyler ya, bir istikrar lazım. Sağ tarafa atıyorsun. Nazım Sangare'ye atıyorsun. Nazım Sangare o 10 tane orta yapar. Bir tanesi doğru orta olmaz. Adam yükseltemez. Sol tarafa koyuyorsun. Ferdi'yi koyuyorsun. Ferdi maçta o kadar net bir pozisyon, o kadar rahat, bomboş. Topu gitti, adamı ortaladı. Ya bir maçta bir parlıyor. Ferdi şöyle. Yok bunlar değil yani. Farklı şeyler olması lazım. Bunu da hoca üretecek. Hocanın üreteceğini düşünmüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi aklıma şu geldi dinleyicimiz konuşurken. Galatasaray'da konuşurken benzer şey söyledik. Beşiktaş'ı konuşurken aynı şey. Fenerbahçe için aynı şey. Kadro istikrarı yok bu sezon. Değil mi? Beşiktaş'ta da sakatlıklar oldu bir türlü. Sergen Yalçın kafasındaki 11'i sahaya süremedi. Galatasaray'da Fatih Terim sürekli kararsızdı. Sürekli rotasyon yaptı. Pereira aynı şekilde. Peki lider Trabzonspor, ki Trabzonspor'un oyununda ben çok uçup kaçtığını düşünmeyen biri olarak, Trabzonspor şu ana kadar istikrarlı bir kadroyla oynadı mı gerçekten? Diğer rakiplerine göre çok daha mı istikrarlıydı kadrosu? Mesela Trabzonspor'da sürekli takımın 11'i değişiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama sağ bekte Perez başlıyor. Ya bu anladım demeye çalışan şeyi anlıyorum şu anda, ama ben realiteye bakıyorum. Dorukhan oynuyor şu anda sağ bekte. Sol bekte İsmail Köybaşı başladı. Dansfield bir ara geçti. Şimdi Trondsen oynuyor.
Stoper ikilisi belli tabii ki Hugo Edgar'ya ama işte bir maç cezalı oluyor. Bir maç bir sakattı. Dansville stopere geçti. Hüseyin'in oynadığı karşılaşma oldu. Orası değişti. Berat orada çok fazla değişmeyen oyuncu. Hamşik birkaç maç kaçırdı. Bakasetas oyuna birkaç maç kaçırdı. Birkaç maç sonradan girdi. Jervinho ile başlamıştı. O değişti. Abdülkadir Ömür girdi. Cornelius mu Janini mi şu an forvet? Janini'ye kaydı gibi. Cornelius bir ara oynuyordu. Vakeme yine nispeten istikrarlıydı. Aslında bakınca Trabzonspor'da öyle ahım şahım bir istikrarı yok şu ana kadar bu kadar puan farkı yapmış bir takım olarak. Yani evet futbolda bazı doğrular var birçok kişiye göre ama o da her zaman olmuyor işte. Trabzonspor'da bana kalırsa çok istikrarlı bir kadrosu yok. Ne bileyim bir Hatay Spor kadar aynı 11 oynamamıştır Trabzonspor'da. Yalnız Trabzonspor'da daha sezon başında ilk 11 belliydi. Tamam biliyorum oraya getirmeye çalışacağını. Evet hani şimdi Trabzonspor'da ilk 11 belli olduktan sonra bazı formu yükselen, bazı formu düşen oyuncular artı sakatlıklar ve cezalarla beraber değişti. Yoksa normal şartlarda Abdullah Avcı öyle çok da kadrosuna dokunacak gibi gözükmüyordu. Şimdi Trabzonspor'da bir merkez orta saha dediğin zaman ilk olarak aklına Berat, Bakasetas ve Marek Hamşik geliyorsa burada bir yapı diğerlerine göre daha erken oluşmuştur. Sol önde Vakayeme, işte sağ önde sakat İlken Jervinho, ileride Janini ya da Cornelius geliyorsa yine burada bir yapı oluşmuştur. Stoperler belli, sağ bekim belli, kalecim belli. Sol bek zaten Trabzonspor açısından 8 artı 3 ile beraber sıkıntılı bir bölgeydi. Hala da sıkıntılı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bence Trabzonspor biraz ayrılıyor. Aslında Beşiktaş da ayrılabilirdi. Beşiktaş da ayrı zaten aynı şekilde. Ama Beşiktaş da hiçbir zaman o kadroyla sahaya çıkamadı. Yani Trabzonspor bu saydığımız 11 ile sahaya çıkabildi. Hı hı. Ama Beşiktaş bu kadroyla, düşündüğü kadroyla sahaya çıkması herhalde bir ya da iki kere oldu Beşiktaş'ın sezon boyunca. Yani Beşiktaş'ın da o dezavantajı oldu ama mesela burada Galatasaray sezon başında belli belirsizliklerle beraber çok değişti. Fenerbahçe'de bazı pozisyonlar çok kolay oturdu. Çok net şekilde oturdu. Hiç tartışmasız. Ama özellikle Fenerbahçe'de ileri uçtaki kaos ve ileri uçtaki kaosla beraber gelmeyen sonuçlar ve işte Mesut Özil gibi bir oyuncunun profilin kenarda olması orayı çok büyük kaosmuş gibi gösterdi. Şimdi Fenerbahçe'de normal şartlarda stoperler belli, kaleci belli, kanat bekleri belli, Luis Gustavo belli. Bak ne kadar, değil mi? Oraya kadar rahat geliyorsun ama ondan sonrası büyük kaos oldu Fenerbahçe'de. Ve oradaki oyuncu fazlalığı Fenerbahçe geçen sene Erol Bulut'la yaşadığını, hani tüm kadro olarak Erol Bulut'un yaşadığını bu sene daha sığ bir suda, sadece ileri üçlüden bahsediyorum. Orada Pereira yani neredeyse boğuluyor artık. O noktaya geldi. Bir türlü çıkmadı. Şimdi Fenerbahçe'de kadro istikrarı yok. Aslında kadro istikrarı var ve Pereira dedi ki kadro istikrarı bir yere kadar var. Pereira dedi ki benim oyun anlayışımda dedi ileri üçlünün fizik gücü yüksek kalmalı. Dolayısıyla o bir anlayışla beraber rotasyon yaptığını da söylüyor. Ama bu geçmedi. Kamuoyuna geçmedi. Kamuoyu bunu almak istemedi. Yani öyle bir şey kabul etmediler. Hı hı. Sen ne fizik gücü ne oyuncu değişikliği. Öyle bir şey yok. Yani üstünü çizdi adeta kamuoyu. Dolayısıyla şimdi hep anlatıyorum ya, en kolay eleştiri futbolda. Ya Mert niye oynamıyor? Ali oynuyor. Ali kötü oynuyor. Ondan sonra Mert kenarda. En az Ali kadar kaliteli. Ya Ali niye oynamıyor? Ya Ali oynuyor, Mert oynuyor. İkisi bir şey yapamıyor. Hakan niye oynamıyor? Fenerbahçe bundan çıkamadı. Bir de işte Mesut Özil gibi güçlü bir profilin olması, diyorum ya, çarpı 3 yaptı. Orada Pereira'nın ve Fenerbahçe'nin sorunlarını. Galatasaray açısından Fatih Hoca'nın yıllardan beri devam eden bir arayışı var ama o da zannedersem biraz eleştirilerden kendine pay çıkardı. Herhalde biraz düşündü ki son dönemde Galatasaray'ın da bir anda kadrosu oluşuverdi. Yani Galatasaray'da Fatih Terim rotasyon yapmadığı sürece kalecisi, stoperleri, bekleri, merkez orta sahası ve ilerisi belli olan bir takım haline geldi Galatasaray. Galatasaray'da da şu an bence en büyük problem santrafor. Hala santraforda bir kararsızlık var. Hala Cagne, Mustafa Muhammed, Halil kafası karışık bir şekilde birbirlerine bakıyorlardır. Kim bu takımda bir numaralı santrafor? Hani Fatih Terim onu belirlemedi. Belki belirlemek istemiyor. Çünkü Fatih Terim de şöyle bir şey söyledi. O da mesela dikkate değer. O da çok fazla üzerinde konuşulmadı ama biz diyor Halil'le oynarken diyor kendi düşüncemize yakın bir oyun ortaya koyabiliyoruz. Değil mi? Bunu söylüyor. Hı hı. Başka oyuncularla oynarken daha
pozisyona giriyoruz, daha fazla pozisyona giriyoruz, daha fazla gol atıyoruz diyor. Ama aklındaki oyun aslında Ali'nin sahadayken oynadığı oyun, ama o da üretkenliğe dönmüyor. Üretkenlik noktasında sonuç vermiyor. Aslında teknik adamlar zaman zaman takımlarla ilgili güzel tiyoları ya da net tespitlerini veriyorlar. Ama pek dinlemek istemiyor insanlar. Zaman zaman gözden de kaçıyor olabilir. Dolayısıyla hani en sıkıntılı istikrar konusunda kim dersen, kimi yazarsın? Ben net Beşiktaş yazarım. Yani aslında en belirgin takım bu arada Beşiktaş istikrar konusunda. En istikrarsız da takım Beşiktaş. Bir de bu tartışma şimdi reklamada yani biraz... Beşiktaş'ta çok özür dilerim, sadece stoper ikilisini kaç kere değiştirene bakın bu sezon. Montero, Vida, Necip ve Wellington arasında Serdar birkaç maç oynadı. Kaç kere değiştiğini zaten Beşiktaş'ın her şeyini anlatıyor. Yani Beşiktaş'ta Josef ve Batshuayi Ersin'le beraber omurga olarak gözüküyordu. Ersin değişti kaç kere. Batshuayi sakatlandı. Hani en sıkıntılı takım Beşiktaş oldu bence. Peki benim bu az önce işte Trabzonspor'un da ben çok istikrarlı olmadığını bana göre sakatlıklarla vesaire söyledim. Bunu da şöyle açıklayabilir miyiz? Trabzonspor eğer Roma'yı eleyip Konferans Ligi'nde olsaydı bu istikrar mesela süreceğine emin misin? Yani çünkü diğer 3 takım şu anda Avrupa'da bir yandan mücadele ediyorlar. Onun yorgunluğu. Biz 2 kulvarı bir anda götüremiyoruz çok belli ki. Trabzonspor Hamşik'le, Vakeme'yle, işte Baksitas'la kim oynuyorsa onlar da lig Avrupa aynı şekilde istikrarlı bir şekilde oynayamayacaklardı. Bir yerden birinden feragat etmek durumunda mutlaka, kalacaktı. Mutlaka. Yani şimdi Trabzonspor bu yönden belki övülüyor işte. İstikrar var, kadro belli. Ama bir de Avrupa olsa da görsek Trabzonspor. Ama Avrupa yok. Tamam yok ama işte o yüzden aynı kefede değiller. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la aynı kefede değil. Değil işte mesela Galatasaray'la Trabzonspor'u ayıran ne peki? Net şekilde ilk 11 yaş ortalaması. Bana sorarsan. Şimdi 22-23 yaşındaki oyuncularla oynamak var. Bu kadar maçları. Bir de Trabzonspor gibi yaş ortalaması 30-30'un üzerine çıkmış bir takımla oynamak var. Mesela o da Trabzonspor'un dezavantajı ama zaten ligde böyle değil mi? Bazı avantajları ve dezavantajları oluyor. Dediğin gibi eğer Trabzonspor Avrupa'ya devam etseydi çok büyük ihtimalle Abdullah Avcı Avrupa'da büyük rotasyon yapacaktı. Çünkü Abdullah Avcı ve Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu sezon başından beri tek noktaya kilitlenmiş durumdalar. O da lig şampiyonluğu. Hani Avrupa olsaydı seyirli sağlık konuşuyoruz ama mutlaka senin dediğin gibi rotasyon ve etkileri olacaktı. Büyük ihtimalle puan kayıpları daha da artacaktı. Ama öncelik bence her zaman Abdullah Avcı'nın ve Trabzonspor'un lig olacaktı. Beşiktaş'ta da oraya gitmedi mi şimdi? Vida götürülmedi. Teşehir'e yedek kulübesine başladı gitti. Son maçta. Oraya gitti zorunluluktan. Yani orada bir performans ortaya koyamadı takım. Şampiyonlar Ligi istediğini yapamadı. Dolayısıyla artık umutların çok çok azaldığı, şansın çok çok azaldığı bir noktada. Tamam Trabzonspor maçını düşünelim dendi ama ilk motivasyon o değildi Beşiktaş'ta. Beşiktaş topuyla tüfeğiyle Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapabilmek için yola çıktı. Gücü yetmedi. Dördüncü maçta olmadı dedi. Şimdi büyük ihtimalle 5 ve 6'da da 3 aşağı 5 yukarı aynı yolu tercih edecektir Beşiktaş. Ben bunu eleştirdiğim için söylemiyorum bu arada. Bence zaten ülke puanı falan o neyse o çok uzun bir konu. Reklama gireyim. Ya ülke puanı takımlara geçmiyor. Geçmiyor. Geçmesine de gerek yok bence bu geçmiyor. Arada. Geçmiyor. Yani, ama çünkü ligi kaybediyorsun öbür türlü de. Kulüplere kendi bazında da geçmiyor. Mesela kulüpler de iddiası kaldıktan sonra ya biz bu maçı kazanalım gelecek sene daha üst basamaktan kuraya gireriz gibi bir motivasyonla da oynamıyorlar. Bu motivasyonun yanında Avrupa'nın ekonomik gelirisi de oyuncu grubuna ve teknik heyete geçmiyor. Geçmez abi niye evet. Geçsin? Yani orada iş tamamen havaya girmekle alakalı bana sorarsan. O heyecanı yakalamakla ve bir şeyler yapabileceğine inanmakla alakalı. Bu sezon onu hisseden takım Galatasaray. Galatasaray hissetti Avrupa'da bir şeyler yapabileceğini, Avrupa'da ilerleyebileceğini, Avrupa'nın ona özgüven kazandırabileceğini. Olmadı yani Fenerbahçe evet son karşılaşmayla beraber grupta hala şansını devam ettirdi ama Beşiktaş olmadı. Olmadı bu sene olmadı hani ama bu sene olmaması demek işte son iki karşılaşmayı normal şartlarda Beşiktaş'ın tamamen gözden çıkararak oynaması anlamına da gelmemeli benim futbol anlayışımda ama çok öyle olacağını düşünmüyorum ben. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı.
Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Sizlere hemen Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Bitcoin şu anda 659.611 TL'den işlem görmekte. Türk lirası cinsinden tarihinin en yüksek seviyelerinde devam ediyor Bitcoin. Ve dolar bazlı da bu sabaha karşı en yüksek fiyatını geçti. 67 bin dolara çıkmıştı geçen haftalarda. Şu anda 67.910 dolardan işlem görüyor ki sabaha karşı 68.477 dolara kadar çıktı bir ay fiyatıyla. Bitcoin bir rally içerisinde olduğu gözüküyor. Bir yatay seyir vardı, 58 bin ile 62 bin dolar arası, orayı kırdı ve şu anda da 70 bin bandına geldiğini görüyoruz. Haberler geliyor üst üste Bitcoin ile ilgili pozitif olumlu haberler. Bu da gördüğünüz gibi fiyata yansıyor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. İddia bölümündeyiz. İddia bölümünde bugün de karşılaşma vermeyeceğiz. Perşembe ile birlikte milli takım maçları başlayacak. Avrupa'da Dünya Kupası elemelerinde hatırlatmayı yapacağım ben. İddiayı iddia.com ve iddia bayilerinden oynayabiliyorsunuz. Mobil iddia.com üzerinden oynamak için de, mobil uygulamayı indirmek için de akıllı cihazınızın internet tarayıcısına indir.iddia.com yazıp indirebiliyorsunuz ve sonrasında da tabii ki dilediğiniz karşılaşmaya bahis yapabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım ve şimdi de biraz Ali abi Trabzonspor'a bakalım reklama kadar. Trabzonspor şu ana kadar ligde açık ara lider durumda ve zorlu karşılaşmalarını da geride bırakmış bir Trabzonspor var. Mesela Fenerbahçe şu anda liderin 10 puan gerisine düştü ama daha Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini oynamadı. Trabzonspor şu ana kadar Galatasaray'la oynadı, 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 3 büyük maçta 7 puan topladı. Onun haricinde yine geride bıraktığı karşılaşmalara bakarsak Sivasspor hala form grafiğini yükseltemese de onlarla oynadılar. Onu söylemek lazım. Konyaspor, ki o maçı beraberlikle tamamlamak çok büyük şanstı, kabul etmek gerekir ki hatırlayın Trabzonspor attığı gol çok görülebilecek bir gol değildi. Sonra öne bile geçebilirdi Cervinho'ya hatta, ama çok enteresan bir karşılaşma. O maçı geride bıraktı. Alanya maçı geride kaldı Trabzonspor için. Şimdi önünde yılbaşına kadar, devre arasına kadar nispeten daha kolay bir fikstür var. Mesela milli ara dönüşü Trabzonspor Gaziantep'le oynayacak iç sahada. Sonra Karagümrük deplasmanı var. Adana Demir içeride, Antalya dışarıda, Hatay içeride, Altay dışarıda ve Başakşehir içeride ile Trabzonspor ligin ilk yarısını bitirecek. Dediğim gibi görece kolay gözüküyor ama tabii bu ligde hiçbir şey belli olmuyor. O dönemki form grafikleri değişebiliyor takımların. Şu an kolay gördüğümüz bir fikstür o dönem için zor hale de gelebilir. Mesela bir Adana Demirspor maçı 4 Aralık'ta. Şimdi Adana Demirspor da üstüne koya koya gidiyor. Ama yani Fenerbahçe'ye göre, diğer takımlara göre de o büyük maçları bitirmesi bence çok büyük avantaj. Ne avantaj tabii. 2 kere 2 4. Bir de Trabzonspor büyük maçlardan 7 puanla çıktı. Evet, kaybetmemesi. Bu 7 puan aynı zamanda sezon sonunda ikili averajda da Trabzonspor'a bayağı yarayacak. Olası bir puan eşitliğinde bu galibiyetler, alınan belki beraberlik bile Galatasaray karşısında Trabzonspor'un işine yarayabilir. Trabzonspor açısından tabii ne sıkıntı yaratabilir? Bir kere senle ortak olduğumuz nokta oyunun gelişmesi gerektiği. Trabzonspor bu oyunun seviyesini yükseltmeli. Trabzonsporlulara bunu söylediğin zaman çok sinirleniyorlar. Ama bu da bir gerçek. En azından bizim gördüğümüz gerçek. Yani puan tablosu, evet, Trabzonspor lider ama ben mesela Giresunspor'un da hani puan tablosuna baksan Giresunspor çok kötü, top oynuyor demem lazım. Ama öyle değil işte. Futbolda evet, puan her şeyi her zaman açıklamıyor. Demeye çalıştığımız o bizim. Ya bunu kabul ederler etmezler bilmiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Ama Trabzonsporların buna sinirlendiğini de biliyorum. Yani bunu duymak istemiyorlar. Hani sahada puan farkıyla beraber bir futbol olduğunu düşünen Trabzonsporlar fazla. Bakacağız, onu ilerleyen dönemde göreceğiz. Oyun gelişecek mi, gelişmeyecek mi? Bununla beraber bir de Trabzonspor'da olası tehlikelerden biri benim gördüğüm, bazen işte işler istedikleri gibi gitmedikleri noktada Trabzonspor kendi oyuncularına karşı hemen bir tepki gösteriyor.
İşte Rize Spor maçında yaşandı. Daha önceki iç saha karşılaşmalarında yaşandı. O yüzden de Abdullah Avcı mesela Beşiktaş maçını deplasmanda kazanıyor. Ve diyor ki taraftarımız bize daha fazla destek olsun. Mesela bu bence manidar. Hani lider takım 10 puan fark yapmış takım. Son şampiyona 10 puan fark atmış takım. Taraftarımız bize daha çok destek olsun dediği noktada teknik direktör bence bunları işaret ediyor. Yani Trabzonspor'un da kendi oyuncusuna, kendi teknik direktörüne, kendi yönetimine karşı biraz daha krediyi arttırması, biraz daha hoşgörülü yaklaşması lazım. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar tüm maçları kazanması, yenilgisiz gitmesi mümkün değil. Bir yerde Trabzonspor hata yapacak, bir yerde puan kayıpları yaşanacak. Belki bu puan farkı daha kritik noktalara inecek, belki daha fazla artacak ama ne olursa olsun eğer Trabzonspor kendi sahasında oynuyorken dakika 70'te işler istediği gibi gitmiyorsa bir oyuncu hata yaptığı zaman homurtu yükselmemeli. Çünkü etkiliyor oyuncuları. Abdullah Avcı da bence sezon başından beri buraya çalışıyor. Taraftarın o düşünce yapısını değiştirmeye çalışıyor. Niyeti o. Bunlar Trabzonspor'un yolundaki olası tehlikeler. Peki avantajları ne Trabzonspor'un? Bir kere Trabzonspor en avantajlı olduğu noktada, yani direkt rakipleri Avrupa macerası içerisindeyken beklenen puan farkını yakaladı. O gerçek. 9 puan, 10 puan fark yaratmak bu dönemde Trabzonspor için gerekliydi. Ve Trabzonspor o krediyi cebine koydu. Bunun yanında Trabzonspor'da az önce bahsettik, belli oranda bir istikrarda yakalandı. Aslında en istikrarlı takımdı sezon öncesi düşünüldüğü noktada. Çünkü zaten hocasıyla devam etti, yönetimiyle devam etti, transferleri çok erken bitirdi, yapıyı çok erken oluşturdu, o yapıyla beraber lige başladı. Orada zaten bir devam eden, süre gelen bir hani şeyi görüyorduk, organizasyonu görüyorduk. Sakatlıklar oldu, o oldu, bu oldu. Bazı dezavantajlar yaşandı. Trabzonspor açısından sakatlık olmadığı sürece en azından bu yapının olması iyi. Ha, bundan sonra Trabzonspor bazı oyuncuların formunun yükselmesini, belki Cervinho yerine devre arası bir alternatif düşünülebilir kanada ama Trabzonspor'da da bu sezon izlediğimiz Trabzonspor'da da gözle görülür şekilde formunu yükselten Abdülkadir Ömür var. Geçen sezona göre Vakeme var. Janini iyi başlamıştı. Şu an biraz sallantıda gözüküyor. Bakasetas bildiğimiz Bakasetas gibi. Trabzonspor'da olduğu için bence skoru Alanya'ya göre daha fazla arttı. Yoksa Bakasetas'ın da hani çok çok farklı, çok çok üst düzey bir form yakaladığını ben kendi adıma düşünmüyorum. Berat iyi. Berat'ın iyi olduğunu söylemek lazım. Hamşik geldiği gibi uyum sağladı, büyük katkı verdi. Hamşik her maç 12.5, 12.8 yani mesafe kat ediyor. Çok hareketli, hücumda da çok hareketli, yerinde durmuyor. Ama şöyle söyleyeyim, mesela sezon başından beri takımın yıldızı kim? Takımın en çok öne çıkan konuşulan Bakasetas mı? Ya da Uğurcan mı? Pardon, Uğurcan. Evet, Uğurcan. Yani şimdi Bakasetas mesela 10 puan farkla lider takımda en fazla konuşulan oyuncunun Uğurcan olması da aslında normalde bir tezatı beraberinde getiriyor. Ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri. Aynen. 4 kaleci var galiba benzer yakın. İlk Uğurcan'ı yazarsın. Geride kalan 12 haftada takımın yıldızı kim dersen Uğurcan'ı yazarsın. İşte Uğurcan'ın formu çok yüksek. Dediğim gibi formda olan oyuncular var ama formu yükselmesi gereken, performansı yükselmesi gereken oyuncular da var. Buna işte Bruno Peres'in yokluğunu eklemek lazım. Bruno Peres de önemli bir eksiklik ama bu dönemde bence Trabzonspor Dorukhan'ı da kazandı. Daha önceden de söylemiştim. Ben Dorukhan'ın sezon içerisinde merkez orta sahada kendine yer bulacağını düşünüyordum. Bir ara beni o düşünceden bayağı uzaklaştırdı. Ama sağ bek performansıyla beraber en azından toparlandığını gördük Dorukhan'ın. Kendi mevkisine geçip daha iyi işlerde yapabilir ihtiyaç olunduğu noktada. Bunun yanında merkez orta sahada Siopis takviyesi Trabzonspor'da sezon için kritik hamlelerden biri oldu. Siopis'in o merkez orta sahada Trabzonspor'un zaaflarından biri olarak gözüken geçişkenliği engelleyen şu an yegane isimlerden biri oldu. Özellikle Berat'la beraber sahadayken Trabzonspor biraz daha güvenli, savunmasına biraz daha az yük bilen bir takım gibi gözükmekte. Bunlar da Trabzonspor'un artıları ama benim tahminim devre arasında bir takviye olacak Gervinho yerine
Evet, oraya bir de sol bek yazılıyor. Uğur Çiftçi bugün yine Sabah gazetesinde yazılmış ki yaz döneminde de Trabzonspor istemiş. Sivasspor onay vermemişti. Bakalım devre arası için tekrar kapısı çalınabilir çıkan haberlere göre. Reklam vaktimiz, sonra son bölümde karşınızdayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Trabzonspor'u konuşuyorduk. Tabii Trabzonspor'u konuşurken Bakasetas'ın da sakatlığıyla ilgili dün açıklama geldi. Yunan orta sahanın sağ diz iç yan bağında ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Önümüzdeki günlerde tekrar bir MR çekileceği de yine söylendi açıklamanın içerisinde. Gazetelere yansıyana göre Bakasetas yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Yani milli ara dönüşündeki ilk karşılaşmayı kaçırması muhtemel gözüküyor. Duruma göre belki bir sonraki maçta da Bakasetas forma giyemeyebilir. Hüseyin Türkmen'le de ilgili yine benzer bir sakatlık açıklaması geldi. Onun da iç yan bağlarında gerilme tespit edildi ve milli ara sonrası döneceği söylenmiş. Onun demek ki Bakasetas kadar uzun değil, 3 hafta değil, hemen milli ara dönüşü forma giyebilecek düzeye gelecek ki zaten Edgar Yeğen'in de cezası bitiyor. Vitor Hugo ile birlikte bir sakatlık olmazsa Trabzonspor'un stoper ikilisi onlar olmaya devam edecek. Diğer bir haber programı kapatırken tabii Gedson Fernandez ile ilgili program başında söylemiştim. Farklı haberler ortaya çıkmış. Sözleşme meselesi yüzünden başı dertte denmiş ama bir yandan da şöyle bir iddia var Portekiz basında. Benfica yönetimi Fernandez'i kumarhanede alkol alırken yakalamış ve bu haber sonrası da B takıma yollanarak kadro dışı bırakıldığı söyleniyor. Bakalım, oyuncuyla ilgili tabii dedikodular var Portekiz basından gelen ama gerçek nedir bilemiyoruz. O da Benfica'da kalmıştı yaz döneminde ama istediği kadar da forma şansı bulamadı şu ana kadar. Galatasaray'ın ilgisi yaz döneminde vardı, Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiğini biliyoruz o bölge için. Ara transferde yani Galatasaray yine anladığımız kadarıyla bir nabız yoklayacak Gedson Fernandez için. O bölgeye hani Trabzonspor için bir kanat ve sol bek dedik. Galatasaray için de bir hani geride oyunu kuracak, topu ileri taşıyacak, işte savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı kuracak bir orta saha arayışı konuşuluyor. Hacı Ahmedoviç Konyaspor'dan yazılmıştı. Dienk uzun bir süredir Galatasaray'a yazılıyor. Elneny ve Gedson Fernandez adaylar basına yansıyan şu ana kadar bunlar. Bu isme üzerinden transfer haberleri yapılmış şu ana kadar. Bakalım Galatasaray'ın buradaki tercihi ya da ikna edebileceği isim hangisi olacak. Bir de Aytaç Kara haberi var. O da sezon başı bir önceki yönetimin imza attırdığı iki oyuncudan biriydi. Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara. Fakat şu ana kadar Trabzonspor maçında 45 dakika oyunda kaldı. Onun haricinde forma giyemediğini görüyoruz. Gözden çıktı. Kadroya da alınmıyor zaten Aytaç uzun bir süredir. Devre arasında onun da yollar ayrılabilir. Asunsa yine yolların ayrılacağı bir diğer isim olarak konuşuluyor. Ve Oğulcan Çağlayan Fanatik Gazetesi'nde Aytaç gibi Oğulcan'la da Ocak ayında göndereceği söylenmiş. Beşiktaş'a konuşmuştuk. İşte Gökhan Töre, Ensakal'a, Oğuzhan demiştik. Galatasaray'da da bir üçlü şekillendi aslında. Aytaç Kara, Oğulcan ve Asunsa'yla devre arası yollar ayrılabilir. Tabii Oğulcan'ın da geldiği nokta nereden nereye? Yaz döneminde en formda oyuncu dedi Galatasaray. Onun işte UEFA listesine yazılmaması çok büyük eleştiri konusu oldu. Ama ne değişti de en formda olan oyuncu bir anda kadroya dahi giremeyen bir oyuncu haline geldi. Oyuncu değildi. Evet. Yani orada, yani ben de sorarken zaten bu cevabı bekliyordum. O biliniyordu. Hatırlarsan ben geçenlerde şunu söyledim Oğulcan'la alakalı olarak. O davası olmasa Galatasaray çoktan gözden çıkarmıştı Oğulcan'ı. Şimdi de o noktaya doğru gidiyor. Ama bununla beraber Aytaç mesela enteresan, hazırlık döneminde ön plana çıkan oyunculardan biriydi. Hiç forma şansı bulamadı neredeyse. Fatih Hoca hiç düşünmüyor demek ki. Kadroya da girmiyor. Aytaç bence kötü bir merkez orta saha oyuncusu değil. Ama olmayınca da çok zorlamaya gerek yok. Çünkü
böyle bir 6 ay daha geçirirse oyuncu, ondan sonra kendini toparlaması çok daha uzun sürecek. Yani bir sene oynamamak bir sporcu için felaket bir durum. Dolayısıyla hani Aytac'ın da ayrılması bence kendi yararına olacaktır, evet, kariyerinde. O denedi, olmadı. Hı hı. Olabilir. Hani bu Aytac kötü oyuncu ya da işte Fatih Terim olmadı, sevmedi, yapmıyor, etmiyor değil. Olmadı. Düşüncelerinde yok, planında yok. Bu son derece normal. Sporda var, futbolda var. Ama işte uzatmamak lazım böyle şeyleri. Ben hep onu savunuyorum. Çünkü bir 6 ay daha Fatih Terim'in fikrini değiştirmen çok kolay değil. Çok ekstra yetenekli bir oyuncu olursun. Bir dönem formsuzsundur. Ondan sonra yeteneklerini sergilemeye başlarsın. Forma şansı bulursun ama Aytaç zaten bir görev adamı. Bir merkez orta saha oyuncusu. Hani çok ekstra işler yapan bir oyuncu değil Aytaç kariyerinde. O yüzden o hani teknik adamı ikna etmesi sezonun geri kalanında kolay değil ki. Galatasaray oraya işte Gedson Fernandes tarzı yabancı, hı, bir oyuncu peşindeyken opsiyon olmayacağı için Aytaç hemen ayrılmalı. O da işte Abdurrahim Albayrak'ın transferlerinden biriydi. Fatih Terim'in istemediği, onun istememesine rağmen transferiydi. O yüzden biraz mesafe olduğu söyleniyor. Hani Fenerbahçe'de de işte Kolkır, Serdar Dursun'u Pere istememişti. Mesela Kolkır ikna edemedi ama Serdar Dursun performansıyla Vitor Pere ikna etti. Burada da her neyse, arkasındaki hikaye her neyse. Yani bu noktaya geldikten sonra uzatmaya gerek yok. Yani oyuncu da ya ben Galatasaray'dayım, gitmeyeyim dememeli. Profesyonel olarak. Aynen. Alparslan için de benzer bir süreç. O da milli takıma kadar aslında yükselmiş bir isim olmuştu. Şimdi Galatasaray'a geldi. Çok ufak şanslar buldu ama belli ki ideal rotasyonda düşünülmüyor. Orada Nelson Marco'ya güveniyor. Luyendama bir alternatif. O da bakalım. Hani Aytaç'a göre daha tabii takımda kalma ihtimali çok daha yüksek Alparslan Öztürk'ün ama kendi bireysel hedefler açısından şu anda burada da çok fazla forma şansı bulamayacağı açık. Bakalım onun tercihi nasıl olacak. Bir de Emre Kılınç haberi verilmiş. Emre Kılınç'ın işi çok zor denmiş. O da son maçtaki fırsatı iyi değerlendiremedi. O da yani bir yandan arkasında duruyorum ben böyle. Hani oynamalı diyorum ama oynadığında da Emre Kılınç mesela bir Mert Hakan Yandaş kadar olamadı onun tepkisi bu tarz durumlarda. Yani Mert Hakan Yandaş daha tabii karakterde kişilikleri çok farklı. Daha hırçın, hırslı biri gibi gözüküyor Mert Hakan'da. Sağda da her şeyini veriyor, gösteriyor. Ama Emre Kılınç forma şansı bulduğunda da o istek arzu hiçbir zaman göstermedi. Fizik olarak da çok iyi durumda gözükmedi. Çok çelimsiz, basit top kaybı yapan bir oyuncu gibi Emre Kılınç. O da fırsatları iyi değerlendiremiyor. Bu gidişte onun da Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi. Öyle gözüküyor. Evet. Yani Trabzon maçında işte iki gol attı ama bu sezon başka akılda kalan performansı var mı? Fırsat bir de olduğunda. Herhalde bir mevkide tam olarak sürekli oynayamaması da Emre'yi bayağı etkiledi. Evet. Hani Emre'yi... Bu sezon biraz kanat gibi düşünülüyordu. Sonra bir baktık yine merkezde geldi. Merkezde oynuyor. Emre'nin kendini en rahat hissettiği pozisyon Emre'ye sorsan herhalde merkezdir demez. Bu Sivas'ta daha... hep sol açık oynadı Galatasaray'da, orada da oynayamadı mesela. Sağ oynadı, merkez oynadı. Sonra çok az fırsat buldu. O yüzden de olmadı. Yani Emre de şu ana kadar beklentilerin altında kaldı ama hani Emre bir yarım dönem daha devam eder mi? Herhalde eder diye düşünüyorum. 7+4'ü de düşünürsen bir de yerliler de şimdi Aytaç gitsin yok Alparslan olmaz bilmem ne. Biraz da kalması lazım takım içinde. Emre Kılıç da herhalde o kontenjandan kalacak kalırsa. Evet, ama kesinlikle sana katılıyorum. Hani işte Emre, Mert Hakan Yandaş Sivas'ta çok iyi işler yaparak hak ederek büyük takımlara geldiler. Ama bu noktada Mert hala bir savaşın içinde, onu görebiliyorsun. Evet. Belki zaman zaman abartıyor. Hani özellikle faul pozisyonlarında itirazları, jestleri, mimikleri belki olması gerekenin bir iki tık üzerinde ama bir savaşın içerisinde Mert Hakan, onu görebiliyorsun. Emre biraz daha durumu kabullenmiş, biraz daha kendi içine kapanmış bir vücut dili içerisinde ve sahada da belki de ona paralel olarak istediklerini çok yapamıyor. Bir kere artık bu tarz oyuncuların, yani çok da böyle kendini kabul ettirememiş oyuncuların fizik olarak bana sorarsan kötü olma hakkı yok. Yani Mert Hakan nasıl fizik olarak kötü değilse, hı hı, Emre'nin de fizik olarak en azından onu ortaya koyması lazım. Şimdi mesela Gökhan Töre örneği vermiştik ya. Hani Gökhan Töre'nin en iyi gözüktüğü maç Ajax maçı, fizik olarak diri kaldığı için. Şimdi normalde böyle bir şey söylememen lazım. İşte Emre'nin de hani ya istediklerini yapamadı ama en azından gördü mü, bak koştu, mücadele etti. Hani o savaşı ortaya koydu dedirtmesi lazım. Emre'de pek o da yok. Hani hem yetenek tarafında istediklerini yapamıyor hem de hem mücadele tarafında hani var mı yok mu sahada pek anlayamıyorsun. Böyle olduğu zaman da şimdi hani
çok da taraftar da arkanda durmaz açıkçası. Tanıtıcı reklam girmek gerekirse Güven Yalçın mesela fizik olarak kötü durumda mı? Fizik olarak bence değil. İnanılmaz. Bu son karşılaşmada da işin savunma kısmında, pres kısmında bence elinden geleni yaptı. Ayakta kalıyor top ayağındayken. En azından onu gösteriyor. Ha, tabii, tabii. Tekniği tartışılır. Batuşay kadar yetenekli mi tartışılır. Onlar ayrı ama en azından diğer kısımlarda dediğin gibi Mert Hakan Yandaş örneğinde olduğu gibi ayakta kaldığını, çalıştığını gösteriyor. Onu sahada hissettiriyor Güven Yalçın. Evet, bugün iki doz Güven Yalçın yaptık. Sağlık Bakanlığı'ndan çünkü yeni dozlar için bir an önce yapın açıklaması gelmişti. Bugün iki dozu da aldık. Programı da bitirme vakti geldi tabii. Dünya Kupası kadrosuna sen sokarsın eğer gidersin Güven Yalçın'ı bu gazla. Yani orada golcü konusunda da golcü şimdi konusunda... dört oyuncuyu aldı şu ana kadar. Enes Ünal var daha. Ki Enes Ünal da yavaş yavaş bir toparlanma içinde Kuntz'ta konuşuyormuş. Bekliyoruz. İnşallah milli takımı yararlı sonuçta herkesin. İyiliğine futbolcularımızın performansının yükselmesi. Bakalım. En kötü kanat rotasyondan ben kanat forvet. Kenan Karaman yerine Güven Yalçın. Ya Kenan Karaman da Beşiktaşlıların çok sinirlendiği bir oyuncu. Evet. Ama teknik adamlar da tutuyor. Evet. Hani mesela Galatasaraylılardan bahsederken Babel örneğini verdik. İşte sağda solda duyuyoruz. Sosyal medyada okuyoruz. Hani Beşiktaşlılar da hangi Beşiktaşlıyla konuşsam ilk Kenan Karaman diyor. Onlar da ona takılmış. İşte bazen olamıyor yani. Taraftarı ikna edemiyorsun. Taraftarı ikna edemediğin noktada da çok zor aslında. Hani senin Güven Yalçın konun gibi ben de Kenan Karaman'ı savunmaya çalışıyorum. Ben de savunuyorum. Ben de zorlanıyorum. Hani Kenan da mesela mücadeleden kaçan bir oyuncu değil. O da elinden geleni yapıyor ama bence o kadar yanlış konumladı ki taraftar Kenan'ı. Beklentiyi gereğinden fazla yükselttiler. Bir de Euro 2020'yi gördüler ya, orada da şimdi Kenan ve milli takım tabii çok kötü gözüktü. Kenan da kötü gözüktü. Evet, kötüydü zaten. Oradan da ama başladı. Işte kim iyiydi? Heh, ama öyle değerlendiremiyor işte taraftar. Yanlış yapıyor bence de. Ama yine... Takık, fena takık yani Beşiktaş taraftar. Mert Hakan Yandaş da hatırla ilk geldiği zaman Fenerbahçe. Bu üçüncülük topçusu. Ne işi var bunun Fenerbahçe'de? Doğru. Oradan döndü. Doğru. Yine futbolcunun elinde. Yani Kenan için de kaybedilmiş bir şey yok. Benim bir arkadaşım var Fenerbahçeli. Son 5 senede 30 dakika futbol konuşmuşuzdur. O da geçen sene Mert Hakan Yandaş. Eleştiriyor yani son değil mi? 5 senenin düşün bütün futbol konuşması son tamamı Mert Hakan Yandaş üzerineydi. Bu sene vazgeçti tabii. Tabii işte oyuncu döndü çünkü. Performansı gösterecek. O yüzden Kenan Karaman için de dediğim gibi kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bitirdik. Bugünlük programın sonuna geldik. Yarın tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.